Salam aleyküm, əziz və hörmətli dostlar, xoş gördük, necəsiz? Mən İnsaf Əli Hidayət. Bu 6-cı oturuşdur ki, biz Oğuz bəy Türk cənabları ilə bərabər otururuq və düşünüş ki, ona fəlsəfə deyirlər, o haqda danışırıq Oğuz bəy ilə bərabər. Oğuz bəy elə bir təşrif gətirdi, mən Oğuz bəyi görüm çağıra bilsəm. Oğuz bəy, bir salam yazsanız, gücünüz burada. Bəli, siz burada şey eləmişsiniz, tamam. Ərz edeyim ki, dostlar, biz bu 6-cı gələsədir. Yəni, salam əleyküm, Oğuz bəy, xoş gördük. Sağ olun. Necəsiniz, sağlıq əhvalınız, yaxşısınız. Sağ olun, salamlar, saygılar bizdən. Çox sağ olun, təşəkkür. Qurban kəsələm, var olun, sağ olun. Çox gözəldir sizi görmək. Sağ olun, sizi dil müqabilə. Qurban kəsələm. Dostlar, biz Oğuz bəy ilə bərabər, Oğuz Türk cənabları ilə bərabər bu 6-cı oturumdur ki, düşünüş proqramında fəlsəfə haqqında danışırıq. Həm də klasik fəlsəfədən danışmırıq. Oğuz bəy, bu keçən cələsələrin oturması səbəb oldu ki, mən AI-dan müsəlman filosoflara görə də bir soruşmalar apardım. Ondan sonra da başladım görüm ki, filosoflar Türk dünya şey üstəm müsəlman dünyasında, İslam dünyasında filosoflardan bir əlbəttə bilirsiniz, təəssüfənə biz məsələn Endozi, Malezi, Filipin, nə bilim, Pakistan, Hindistan burada olan müsəlmanların düşüncələrinə dildən dolayı şey eləmirik. Yəni deyirik və yoxdurlar əslində. Amma orada çox ciddi filosoflar var. Siyasətçilər var İslam dünyasında. Bu şeydə ərəblərə mən müraciə elədim. Yəni ərəb biraz onu biraz atza baş tapdığım üçün xüsusən bu şey dilizadə Oğuz bəy danışmaq dilindən rahatdır. Elmi dili. Yəni fəlsəfə dili deyim. Çünki onu biraz oxumuşduq, onun biraz background-ımız var, keçicəyimiz var o dil, o ərəbi o sahədə. Bu danışmaqda çox zor çəkirəm, düzünü axtarsanız, amma o fəlsəfəniz adı rahatam. Başladım orada ərəblərdən 2 nəfər, 3 nəfər, ikisi Molla Sədranı açıqlılar, kitabın oxullar, açıqlılar. Biri də Kolden fəlsəfədən danışır, çox gözəl, çox gözəl, yəni eşitmədiyim sözləri eşitdim bu neçə gündə. Hər halda bu faydasını gördüm ki, bu sahəyə biraz daha çox yönəldim. Ərz edeyim, bu günləri bir neçə dənə sualla rastlaşdım. Dünəndən əslində, dünən axşamdan bu sualla rastlaşdım. Məsələn, Güney Azərbaycanda manqurtluq məsələsi. Güney Azərbaycanda xainlər məsələsi. Güney Azərbaycanda siyasət, mən siyasətdən qaçıran siyasi deyilən məsələsi. Bunları keçən həftə o Avropa Amerikanın əslində məsihiyyət dünyasının filosoflarından bir onunun düşüncəsi əsasında danışdıq. Siyasət fəlsəfənin bir parçasıdır. Fəlsəfəsiz, siyasətsiz fəlsəfə yoxdur, fəlsəfəsiz siyasət yoxdur. Bunu biraz keçən həftə danışdıq. Amma mən doğrudan bugün fikirləşirdim, dostlar da yazmışdılar, mən də onlara bir məqalə yazdım, sizə də yazdım ki, biraz bir vaxtı qalmışam, çünki bir yazı yazırdım, xainlər. Bu son zamanda görürük ki, çox türklərə həmlə olunur. Və keçən 100 ildə də görürük ki, bizim xainlərimiz pan-farsizmi, pan-iranizmi elə teorik olaraq və əməli olaraq çox yardımları toxunurlar. O haqda düşünürdüm. Sizcə bizim fəlsəfəmiz əcəbə bunları danışmalıdır, danışmalı deyil. Bundan sonra keçəcəyik bu əsli bəhsimizə ki, keçən həftədən qalmışıq. Mən elə sizə də bir daha əziz indi izləyənlərə də və sonradan da proqramımızı izləyənlərə indidən salamlarımı, saygılarımı sunuram. Sevgilərimi də onun üstündə sunuram sizə və hər kəsə. Düzdür, o əsli, o şey ki, ona əsli bəhs deyirik, ona heç vaxt yetişə bilmirik. O cür ki, görünür hər halda. Ancaq zaman var, biz varıq və düşüncə var və biz düşüncəni millətimizə daşımalıyıq, düşüncəsəl yaxlaşımı. Biz
çok derin ve eski milletik. Bizim özümüze, bizim zaviyemizden, bizim bakış açımızdan düşünüşümüz olmalıdır. Felsefe diyende dünyada hamının birinci Yunan'ı anımsallar. Elbette ki çok güclü ve ağır vezneleri, ağırlıkları vardır. İlladaki eski Yunan'da, o indiki Yunan'da hıyabanda cezanlar değiller. Bunlar onlar değiller. Bunlar ayrı millettiler. Ancak sizin de buyurduğunuz gibi her milletin düşünürleri var ve düşünüş üzerinde çalışmaları var. Öyle demek olar. Yani her milletin var demek olar. Ve elbette ki değişik medeniyetlerin Çin'den tuttu ta Avrupa'ya kadar ve hatta yani Afrika'da da bizim çok yakıcı ve benim çok sevdiğim düşünürlerden var. Sizin bir sözünüze ben bana göre yani düzeltme getiririm orada, düzeliş getiririm. O da dediniz ki felsefe olmasa siyaset yoktu, doğrudur o. Siyaset bir ilmidir. Maalesef bizlerde siyaset o şey ki ona siyaset deyilir, onu çünkü hamı danışa bilər, dili var, ağzı var, danışa bilər. Mesela herkes, mesela fizik elminin bir bölümünü diyelim ki, mesela astrofiziks, mesela onu danışa bilmez, bilə bilmez. Elə ağzını açdı, belli olar ki, heç bir şey bilmir. Mesela. Ama o da elmidir, siyaset de bir elmidir. Siyaset de bir elmidir. Ancak maalesef çünkü siyaset ile böyle danışılabilir, daha en çok bölümü danışıqdır ve siyaset felsefesini arz edilir. Ona göre görürsün Selmani Tüşanlarında, Taksı'da, o yanda bu yanda değil, herkes danışabilir ve herkes diyebilir ki, yani öz görüşünü o gedişatın barisinde danışabilir elbette. Ve bazen de öyle bir yahaltıya düşebilirler ki siyasi danışırlar, siyaseti danışırlar. Böyle değil. Siyaset bir öbürü elmiler kimin bir elimdir, bir bilim sahesidir. Özünün kuralları var, yolu var ve çok çok yani daha da çok complicated ve ne diyorlar, karmaşıktır. Ve özde felsefeden ayrılmıştır. Daha önce de arz edildi, felsefeden bütün ilimler ki bilirsiniz, bütün bilimler ki bilirsiniz, onlar felsefeden ayrılmışlar. Felsefe daha nezeri bir meseledir. Bütün nezeriler de, emeliler de, dünyeviler de, uhreviler de hamısı felsefeden ayrılmıştır. Ama sözünüzün öbürü bölümü ki siyasetsiz felsefe olmaz. Elbette o ona düzeliş getirmeli ki yok. Felsefe her şeyle uğraşabilir. Siyaset doların biridir. Ya, buyurun. Eğer isteseniz o mangut ve hain barasında diyeyim veya siz ben, buyurun. Buyur. Yok siz buyurun ona bir müqəddəmə. Mesela mangurt ve xain. Birinci mən mangurt kəlləməsinə düzəliş gətirim. Mən bilirəm ki mən özüm bu kəlləmə ilə 1990'da aşina oldum. Yəni 34 il bundan öncə. Bir əziz bir yoldaş ki bəlkə siz də tanıyasınız. Mənə farsça bir kitap verdi Çengiz Aytmatov'dan. Ki bir gün bir qərn qədər böyle bir kitap idi. Ya farsçası yeç ruz bedir azay yeç qərn. Əgər düz deyirsəmsə. Və mən o kitabı çox şəhvətlə, vəlayla oxudum. Bir dəfə, iki dəfə və anlamağa çalışdım. Və təbii ağladım və güldüm o kitabı oxuyaraq. Və orada da elə mangurt kəlməsindən oradan aşın oldum mən şəxsən. Ondan öncə bu kəlməni eşitməmişdim. Sonralar, daha sonralar mən biraz araşdırma apardım bu kəlmənin üzərinə. O kitabı təbii hər kəs. Mən tövsiyə edirəm hər kəs o kitabı oxusun. Zaman qoysun oxusun. Çox da böyük bir kitab deyil. Çengiz Aytmatov bilirsiniz ki bütün internetdə müftə qoyublar. Latin əlifbasını belə dostlar mənə göndəriblər. Müftə, PDF-i, hər kəs istəsə. Əlbəttə farsçası da var. Farsçası da. Mən farsçasını o zaman oxudum. İndi o zaman yox idi. O zaman başqa dillərdə yox idi. 90'dan danışırıq. Mən hər kəsə tövsiyə edirəm. Farsçasını oxusun, türkçəsini oxusun, ingiliscəsini oxusun, oxusun. Çünki o şeyi alsın. Çengiz Aytmatov neyi orada sərgiləməyə çalışır?
Cengiz Aytmatov'un yazıları yalnız o değil, kitapları o değil. Cengiz Aytmatov ne fakat eski Sovyet'den ayrılmış Türk ülkelerinde ve Sovyet İndirusya'nın özünün de işgal ettiği öbürü Türk topraklarında ve Türkiye'de ve dünyada çok hürmetli, çok sayılmış, saygın bir düşünce sahibi ve yazardır. Onu danışmak dönek Manguçelmen çok sorular. O iller yok. Hatta 2000'lerden sonra. 2000'lerden sonra Mangut kelimesini öyle gördün mü çok adamın ağzına düşüp biz dişlerdirik. Öyle her şey sevme diyelim ama bu Mangut'tu, o da Mangut'tu, bu da Mangut'tur. Baktık gördü ki yok ben bu kelime nedir mesela. Ve ben bunun köküne gittim, yetiştim. Gene de bazı düşünürlerin ve bizim yazarlarımızın düşüncesinin benimki farklıdır. Onlar öyle düşünürler ki, kurt kelimesi ve man kelimesiyle düzelir bu. Bize göre gut kelimesi ve man kelimesiyle düzelir. Hatta Cengiz Aytmatov'a da mangurt yetişmişse ve o da öyle yazmışsa, hatta eski yazdığı da öyle yazmışsa, önemli değil. Aslında önemli değil. Önemli değil 100.000 nefer bir şey diyor doğru bile. 100 milyon nefer. Hiç önemli değil. Kelimenin köken bilimi, yani etimolojisi bize diyor ki bir man sözünden düzelir. Man indiki Türkçemizde olar utanç. Man sözü çünkü Azerbaycan çok kadimi milletler, kadimi Türk milletlerden biridir. Ve Kırgızistan'da yaşayan Uygur milleti de. Ve tabii ki Karaçay Balkar milleti de en eski Türk milletlerden bulardılar. Yani mesela Türkiye neyse her şeyi hesaplayabilirsiniz ama eski ne demek? Yani bu dil daha çok orada danışılır. Karaçay Balkar arzeladı. Çok çok önemlidir dilçilikte, Türk dilçiliğinde. Ve Azerbaycan'ın kentlerinde bile danışılan dil. Ve Uygurların laf bile kentlerinde uzak uzgar yerlerinde danışılan. O bu üç yerde ve bazı yerlerde de Türk dünyasında man sözü utanç yerine işlenilir. Bizim siz de bilseniz bilmiyorum soruşmuram da ama siz de yaşlılardan soruşsanız man sözünü bilirler. Ben de bilirim. Çok güzel. Demek siz de bilirsiniz. Ona göre soruşmuram çünkü bazen bilmir. Man sözü şer mi? Utanmak Farsçada, Arapçada yani şer mi? Yani adam, yani eksiklik, yani insanın eşyalığı, yani bir şey ki onu üstünü örtmelisin. Pislik, o bir şey ki pisliği onu örteceksen. Biz özümüz bunu öz şartlarımızda şöyle deriz ki filan işi dedi filan sözü dedi man değil ki. Filan işi gördüm ben filan işi görüyorum ben man değil ki. Adam bir yere işliyor. Man değil. Man sözünü hala tuturuk biz. Ama siz Türkiye'de, Ankara'da, İstanbul'da geçseniz veya Almanya'da geçseniz Türk dünyasının başkentlerinde man sözünü üniversitenin önünde, dilçilik üniversitesinin önünde olanlardan sorursanız bile olabilir. Çok bilmiyor. Ancak biraz derine gidenler bilirler bu man sözünü. Ben man sözünü bilirim. Çok güzel. Man sözünü koyduk oraya anlamını. Gurt sözünü de bilmeliyiz. Bize göre gurt değil. Gene de ben alimler tanıyorum ki onu gurt olarak işlediler ve onu da savunurlar. Önemli değil. Onların da özlerine hürmetimiz var. Düşüncelerini kabul etmiyor. Bize göre biz öbürü yola gidiyoruz. O da gurt sözüdür. Gurt sözü. Gene de Azerbaycan'da işlenilen bir sözdür. Gene de Türkiye'de ağırca işlenilen bir sözdür ve Orta Asya'da da o da eski ruh, can bu anlamlarla gelir. Yani şimdi bunu her gün eşidebilirsiniz Türkiye'nin milletinden, Türkiye'de yaşayanlardan kutlu olsun mesela filan şey kutlu olsun. Kutsaldır yani mükeddestir. Kutsal yani mükeddes. Kutsaldır. O bizde olur gut ve Azerbaycan Güney Azerbaycan edebiyatında işlenilibdir. Azerbaycan edebiyatında şehirlerinde vardır. Ancak dil grubumuz olmadığına göre dilimize ağır hamleler olduğuna göre geçen yüzyılda ve ondan da önce 200 yıla kadar dayandırabilir. Onun için gut sözü işlenilmir. Ve bu dilde ki işlenir mesela diyoruz ki senin cid
Senin kutun o şeydeydi, tahnededi, çek götür. Onu ben bilmiyorum. Onu ben bilmiyorum. O istilahı ben bilmiyorum. Mesela yemekte işlenir çok kut. Aha. Bilmiyorum da. Mənim Tamam. bildiğim, mənim işare elədiyim qut ruh anlamına gəlir. Ve can anlamına gəlir. O şey ki insanın cismindən ötedir ve insanı insan eləyir, o quddur. Ve çün insanı insan eləyəndir ve tanrılarla da tabii ki öyledir ki iletişim qurur. Ona göre kutsal sözü de o müqəddəslik tarafına da gelir. Çünkü insan insan eləyən, özür istəyirəm, odur. Yoxsa heyvanlar bizim bildiğimizə göre Tanrı ilə iletişim qura bilmirlər veya qurmurlar, bilmirik. Ancak her halde ona göre istəyirəm o müqəddəsliyi de oradan çıxardım ki, kutsal söz işlenir. İnsanın kutu müqəddəsdir, kutsaldır. Ve kutlu olasın, filan şey kutlu olsun, mübarək olsun, bereket verilsin. Ve kut sözü böyle işlenir. Ve çok eski, yani Araplardan önce, ondan da daha önce ve bazı yerlerde işlenilen, bütün Türk dili ve Türk dünyası öyle bir küçük bir cezirede, adada gelişmemiş. Çok da dünyada en geniş, enli coğrafyada gelişmiş bir dildi. Ona göre özünün belli hususiyetleri var, özellikleri var. Yani mesela, ne bileyim İngiliz dili gibi kimi değil, ne bileyim çok diller kimi. Bu bir tane coğrafyada gelişmiş, bir tarafı Japon'da, Japon'a yani haritaya bakmalısınız. Bir tarafta Avrupa'nın ortasıdır. Ve ben Osmanlı harekatını falan demiyorum. Gelişmesini diyorum geçen. Mesela 10 bin ilde, 20 bin ilde böyle. Onun için çok, çok geniş yerde geliştiğine göre sözler farklıydı. Man Gurt o adamdı ki o öz ruhunu satmıştır. O öz ruhunu lekelemiştir, zedelemiştir. Onun ruhu eşyalıktır. Onun ruhu utanç vericidir. O manguttur. O Çengizat Maturne çayasında düşmanlara tebbettiler gelmişler. Bu uşağı şey etmişler. Bu başını şey etmiyor. Bu anasının da başını kesir. Gelir başını keser filan. Anası da ağlayır filan. Bunlar her şey okumalıdır yani. Çok 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 ağır esaslarla yani. Çok şiddetli insani esaslarla doludur. Ve bu mangut söz olur. Bize göre. O ki özünü ve öz o çıktığı yeri, gınını ve anasını ve toprağını ve milletini ve özlüğünü o şey ki onu o yaptı, o eyleyipti. Ona bir türlü zararda buluna, ona bir türlü işleri bilerekten, bilmeyerekten mangutlaşır. Çok çok adam mangutlaşabilir, bilmir, haberi yoktu, yazıktır. Başka dili bilir, düşmanın dilini bilir. Bir dil sözüne yapıştıracağım bunu. Bütün okudukları, gazetleri, felsefesi, düşüncesi, siyaseti, hüneri, edebiyatı, musikisi, her şeyi o düşmanın dilinde okuyor. Düşman dilinde açır okuyor. Çünkü ona şeydir bu, açıktır. Ona savunmasızdır. Ona göre danışan da öyle mangut danışıyor. Yani bunu bütün, aslında bu adam zarardı öz milletine, hele bir türlüyle. Bir kanser selülü kimin bedendedir. Onu yiyecektir. Onu kurtaracaktır. Buyurun ben mangut parasında sözümü dedim. Ya, benim yani düşüncem de buydu ki tamam biz şimdi felsefeden danışıyoruz, düşünüşten danışıyoruz. Düşünmeli yok ki bizim milletimizin başına ne oyun gelirdi ki geçen yüzyılda hususuyla özellikle geçen yüzyılda hatta desek mesela elit desek elit siyasi düşünürler, idarelerde işleyen insanlar, kul sahipleri, iş sahipleri, yer sahipleri, hanlar, erbablar mesela, eğer varsa bunlar içinde farslaşmışlar ve Türk ziddi işlemişler. Mesela Qacarı çok güzellik, rahatça yıkmışlar. Aslen Türklerin ayrıhanda olmamış olan biz durak bir savaş ahırız. Yani öz hakimiyetleri yıkılıbdı. Adamlar hatta oturupla bunun ziddine kitap yazdılar. Qacar Qarelamaqda en çok şey yazan bulardılar. Yani elit dediğimiz Türkler. Olardılar. Bu, məncə bu günleri felsefenin ile bir bahsi, bizim felsefemizin bir bahsi, toplumumuzun durumun ve ondan çıkış yolu biri budur ki, nədir olubdu? Bir milletin, mesela Farsların, ben bugün bir məqalə də oxurdum, bir dostumuz göndermişdi.
diyorum Allah kim yazmıştı? Çok güzel yazmıştı. Bu Türkler için panfarslığı ve panigranslığı köçükler ve onun üstünde yazıplar, onu siyasete çevirirler, onu bizim milletimizin adına Farslara təqdim ediblər və Farsların hükümetin bizim belimizdə bu ağırlığına köməklik ediblər ki, onlar geri salsınlar. Bunların bir çoxu Türkdür. Elə indi də var. Məsələn, mən bu günləri əksilərin göndərdiklərindən Musa Qəni Necadı bilirsiniz, o rəisin bunun yanında danışdı. Biri ayrısında bu İran rəis cümhuru Pezeşkiyan gedibdi bir dənə qoca 99-100 yaşında bir Təbrizlinin evinə giribdi, ona çox sevinə-sevinə səlam əleyküm Türkcə danışır. O qoca kişi, diqqət buyurun Oğuz bəy, o qoca kişi bir 5-6 saniyə düşünür. Sonra bir fırlanır, sonra farsıza cavab verir. Nə olubdu bizim pullularımız, sərvətlilərimiz, xaricə görünüşlərimiz, dünya görünüşlərimiz gediblər, Rusiyanı görüblər. Rusiyədə neçə dənə cumhuri hələ var. Qabaqdan ki, o İttihad Cəmahir Şurəvi dedikləri zamanda ki, çox cumhuri var idi. İndi neçə cumhuri var içində? Gediblər, Japonu görüblər, Amerikanı görüblər, Kanadanı görüblər, Avstraliyanı görüblər, nə bilim, Hindistanı görüblər, Pakistanı görüblər, Afganistanı görüblər, gediblər, Türkiyəni görüblər, Çini görüblər, gediblər, Avropanın məmləkətləri görüblər. Amma bunlar pulludular, sərbətlidirlər, danışqaha gediblər, yuxarı səviyyədə dərs oxuyublar, elitlərdən danışıram. Yuxarı səviyyədə orduda, idarələrdə, muği sahibidlər, iş sahibidlər, güc sahibidlər, amma Türk zidli, Azərbaycan zidli. Əslən, Azərbaycanların haqqı yoxdur, dövlət qursunlar bu düşüncəyinə. Bu ırkçılıqdır. Əfəndim? Bu bir türlü ırkçılıqdır. Yox. O ırkçılıqda, indi bu, burada buna manqurt demək olmaz. Eyni halda millətimizin bir çoxu, yəni hətta savadsızlarımız bir çoxu İran deyə hazirdilər, gedirlər, can verirlər. Azərbaycan deyə, məsələn, bizim, deyək ki, cənabızın da mən gəssək bu üçün Təbrizə, gəssək Məraqiyə, mümkündür bizi tutalar, polisə təhvil verirlər. Hətta öz ailəmizdən içində, yaxın ailə, uzaq ailə, yəni demirəm ailənin öz içindən, amma yəni dostlar, familiyalar, tanıyanlar mümkündür ki, bu şey istiqlalçıdır, bu Azərbaycançıdır, bu düzcüdür, gəlibdir və tuta təhvil verir. Yəni bu qədər, bu məncə fəlsəfənin bir məsələsi, yəni biz bunu düşünməliyik ki, bunu dostlarımız da soruşublar, yəni o məqalənin sonunda soruşmuşduq. Bu nəyə gəlib başımıza, niyə belə olmuşuq, nədir olub belə olmuşuq? Ya, məsələn, mən bir ayrı bir şey diqqət edirəm. Çox zamandır, onlar 10 ildən çoxdur bu məsələni, bəlkə cənabızla dəfələrcə xain məsələsi üstündə danışmışıq. Xain, xainlıq, xəyanət, bunların üstündə danışmışıq. Məsələn, mən görürəm ki, İngilistanın tarixində, informasiya geçən 500 il tarixində siz xain görmüşsünüz. Var, var. Hər millətdə xain. Ya azdır. Məsələn, siz görmüşsünüz. Onların şeyi vardı ha. Siz buyurun, sözünüzü bitirin. Məsələn, əcəba Rusların casusu var idi orada? Var, var idi. Yəni, İngilistanda, əcəba Amerikada orada var, amma nə qədər? Yəni, o qədər deyil ki, bu məmləkəti dedim, məsələn, Güney Azərbaycanda o şəkildə, siz məsələn, bunu Rusiyada görəsiniz. Əlbəttə, Rusiyada var, mütəəssüfən, orada da olubdur. Batılı ölkələr, Məsihi ölkələri eləyə bilir ki, orada yaxşı casuslar tapalar. Amma məsələn, İngilistanda çox azdır. Niyə yerinə, məsələn, millətçilik var, yerinə vətənpərvərlik var. İdeolojisi, tamam ideolojidir, mən nəzərimə gəlir ki, onlar yaradıblar. Marksizm, komünizm, filan, bəhman, mali himayəsində zadında olublar. Yaradıblar, göndəriblər Hitleri, şey, nə deyil, Lenini qətarına göndəriblər, getkinə sən, filan, bəhman. Amma sonunda baxırsınız, görürsünüz ki, bizdə bu manqurt dediğimiz bir şey çoxdur. Amma əcəba bu nədir olub tapılıbdır? Nədir olub bizdə çox olub? Biz, məsələn, Qacar dövründə belə. Hətta Osmanlıda bir dəfə çox olubdur. Yəni, insanlarımız gediblər Avropada dərs oxusunlar, gediblər orada
Framasonuzlu oluplar, gelipler, Azerbaycan zilli hareket edipler, Türk zilli hareket edipler. Bakırsız şeye, nedir o? Qafqazlarda məşrutə zamanında tökülüblər, gəliblər, bu tərəfə hamısı çalışıblar ki, İran deyə bir şey yaradalar, Axundovdan zaddan, Sasani deyə, nə bilim, Kuruş deyə bir şey yaradalar. Onun yanında çalışıblar, məsələn, Türk hakimiyyəti yıxıla. Yəni, eyni zamanda ki, Osmanlı yıxılmağa çalışıblar, yenə elə Qafqazdan da gediblər, Həngirdən gediblər, Urupallar yıxıblar, oranı yıxalar, bölələr. Eyni zamanda görür ki, burada Qacarın da yıxılmasında türklərin çox rolu var, çox yeri iş görürlər. İndi bu tarixi olaraq biz bunu fəlsəfi olaraq baxmalıyıq. Yəni bu təbii ki, rəvanşinasının da, psixolojinin də, psixolojinin də işidir, toplumun, sosiyolojinin də işidir. Amma fəlsəfənin düşüncə sahəsində də işidir. Yəni, nə olubdur? Niyə bizim millətin başına nə gəlibdir? Bu günləri, məsələn, çox cəlibdir. Mən bəzi xanımlarla, bəzi ağalarla danışıram Təbrizdə, orada, burada. Elə hicmlə, elə zorla bu İranlıqdan, İran yolunda ölməkdən falan difa edirlər ki. Əslən, elə bir bunlar, məsələn, heç düşüncələri yoxdur Azərbaycan haqqında. Millət haqqında, dövlət haqqında, dövlətçilik haqqında, insan haqqı haqqında. Yəni, nəzərizə, yəni mənim sualım sizdən buyurdu ki, xainlər daha belə. Yəni, mən xaini də düşünürəm. Mən də düşünürsəl, baxın məsələyə. Daha çox şeyə inməyəcəm ki, məsələ Osmanlıda Avropanın casusları və ya Avropaya satılmışlar. Avropa güclərinə və ya Qacarda Avropa güclərinə satılmışlar var, lap dərbarın özündə, lap belə vəzirlərdən, şahzadələrdən. Təbii, onları danışmaq olar tarixi danışanda. Ancaq mən belə baxım məsələyə ki, biz, mən bu həftə o yazımı bitirdim və qoydum, millət nədir? Millət nədir? Onu bəzi yoldaşlar da... Dostlar da onu səsindən oxuyublar, cəlib. Bəli, bəli. Elə əziz yoldaşımız Haray bəy, o işi görüb mən fikir edirəm, zəhmət çəkiblər, o səs ilə deyirəm. Onun həm Türkiyə türkcəsi ilə, həm Azərbaycan türkcəsi ilə mən şey etdim, millətin mənə görə tərifini. O tərifə bənzər öncədən olubdur, amma mənə görə o tərifi, mən öbürü təriflərdə yazmışam, öbürü düşünürlərində təriflərini yazmışam və mən onları da müqayisə etmişəm. Öz tərifimlə və öz tərifimi təbii ki, orada savunmağa çalışmışam. Bizim tərifimiz fərqlidir millətdən. Güney Azərbaycan Milli Hərəkətinin də özünün, mənə görə, millətin tərifi olmalıdır. Gedib məcbur deyil, getsin, başqa yerdən olsun. Məyər ki, özününki olmasa. Gənə də o birilər hər kəsdən öyrənəcəyik, hər kəsdən və onların dediklərini və öyrəndiklərimizin üzərinə də çalışmalıyıq. Yəni, bizim hər şeyə tərifimiz olmalıdır. Mənim, bizim millətdən tərifimizi mən orada yazmışam. Bunu ona görə deyirəm ki, o məqaliyə işarə edirəm. Çünki bizə görə millət deyilən şey budun, türkcəsi budun, millət, ümmət, hər nə desəniz, qavm, vaslar bizə çox sevirlər ya, qavm desinlər, əqvam desinlər, heç önəmli deyil. Siz gücdə olandan sonra, sizin devlətiniz olandan sonra, siz devlətdə təmsil olunandan sonra, devlət onun kristallaşmasıdır. Devlət millətin təbəlbürüdür. Sizin devlətiniz olandan sonra sizə qavumu desinlər, sizə desinlər, nəmə deyirlər desinlər. Düşmən nə deyirlər desin. Yəni, əslən önəmlidir. Biz qavumuq. Biz böyük bir qavumuq. Biz böyük bir millətdir. Biz böyük bir, nə deyirlər, ümmətik. Və biz hamısı siz deyirsiniz oyu. Amma biz öz devlətimiz istəyirik. Və yəni bu cür orada bunları açmışam milli iradə üzərinə. Hər halda. Ona görə gətirirəm ki, biz millətə, bir topluluğa, insan topluluğuna, əslisi budur, gerçəyi insan topluluğudur. Budundur. Türkçəsi ən gözəlidir mənə görə. O da budundur. Mənim bir sözüm var, ona təkid edərim bəzən. Əgər bir şeyin, bir nesneyin, bir anlamın türkcəsi yoxsa, o yoxdur bizə. Onun türkcəsi olmalıdır. Olmasa da yaratacaq. Və onda o bizə vardır. Bir şey ki, onun türkcəsi yoxdur. Yoxdur.
Bize göre o yoktur yani. Bize göre onun vücudu yoktur. Elbette ki öyledir. Yani felsefi olarak da öyledir aslında. Önce bir şeyin adını koymalısın. Bir şeyin adı olmalıdır. Sana elverişli olmalıdır o adı. Ona göre ben budun sözünü millete en uygun bilirim ve onun da özünü de köken bilimini anlatmışım yazılarımda önceden. Herkes de bilebilir budun ne demek. Yani şimdi benim inisarımda değil. Millet ve budur bir organizm kimindir bizim görüşümüzde. Yani bir canlı varlık kimindir. Organizm bir canlı varlığa değildir. Bir hayvan kimi, bir ağaç kimi. Her hayvanı nezarda alırsınız, alın. Her ağacını, her gülü, her meyve ağacını ya her ağacını. Millete biz öyle bakırız. Diridir yani. Millet öz bütünlüğünde diridir ha. Yani şahsiler tabii onun efradı diridirler ha tamam. Ölüleri de millet hesaplıyoruz. Elbette hesaplıyoruz. Mesela diyelim ki 500 yıl bundan önceki millet. Onlar hamısı ölüp gidip de. Biliriz mi ne diyelim? Her halükarda biz millet nesnesine, millet mefhumuna ve o kavrama bir canlı şimdi bakırız. Çünkü o canlıdır. Ve canlının da indi ki hayattadır. Siz öyle bir şeyde meşgulsunuz. Kulağa sığam ama aynı halde dostları da davet edemeye çalıştım. Ya. Biz milleti canlı bildiğimize göre böyle inanca sahibiz ki o şey ki sizi canlı tutur indi, o bütün eczayı ki sizi canlı tutur, onlar sonunda sizin o diriliğinizi bitirmeye de yardımcı olacaklar. Yani onlar sizi öldürecekler. Yani o eczanın içinde. Yani sizi öldürenler de sizin öz içinizdedir. Siz ne kadar sağlıklı olsanız o kadar onlar geri oturacaklar. Sizi öldüren ecza sizin bedeninizde. Ve zayıflanacaklar. Ve bir türlü dormant kalacaklar. Dormant yani ölümcül halde. Öyle. Yani orada kalacak bir türlü. Hareketsiz, faaliyetsiz. Tabii öldürebilsen daha yakıştır. Yok edebilsen onu. O eczayı. Ama gene de olur yani. Çünkü belli enamililer var topluluğun içinde. Getirebildim mi sözümü? Biraz. Evet, galiba. Çok çok ince yerlerde bunlar. Bir organizmi düşünün, bir bedeni düşünün. O bedenin eczasını düşünün, her sellülünü düşünün. O bedeni ölüme götüren sellüller en sellülların arasındadır. Onlar öldürecek onu. Onlar hiç üsyan eriyecekler bütün bedeni. Ona biyolojide cancerous cell deyilir. Kanser sellüller. Saratan. Saratan. Onların DNA'sine biz bakanda saratani sellülün DNA'si var da. Şey var, bakırız. Kromozomları var, o da bakırız. DNA'si var. Aynıdır senin sağlıklı sellülün. Yani ona göre, yani onlar için kanser okuyorlar, biyoloji şeyde olabilirler ki, kanser saratanı seller sen özünden bile sensin. Sen bedenin bir parçasıdır. Ona onu önceden, çok çok önceden göre her gün sana biz yetişir. Sağlıklı bedene. Yakçı yiyesen, yakçı cezesen, yakçı havada olasan, stres çekmeyesen. Her gün biz sana cah yetişir. Biz her gün sana yetişmezsek. Senin o sellüller için senin bedeni ve o biri sellüllere üsyan eliyetçiler ve onlara biz saratan sellüller. Onlar çok alacaktı ve onlar seni öldürecekler. Seni bir topluluk olarak öldürecekler. Özler yaşayan. Bir insan olarak. Sen bir varlık olarak aradan gideceksin. Topluluk da öyledir. Biz millete de böyle bakırız. Millet bir varlıktır. Bütünlüğünde, bütün kavramında bir canlı bir varlık. Ve onu yok edecek sellüller, cüzbüler, ferdiler onun içindedirler. Onlara anlam vermeyeceksin. Bildiğin zaman onları aradan koyacaksın. En azından şey diyeceksin. Ezelerin dormant hali getireceksin. Etkisiz hale getireceksin. Yoksa onlar birleşseler. Yoksa onlar birbirini tapsalar. Güclenseler. Onlar seni sonunda ölüme götürecekler. Ve bu her canlıya, canlının başına gelebilir. Yani her milletin olabilir. O hain dediğiniz şey her millette olur, her yerde olur, her toplulukta, her organizmde olabilir. Mesela bu diye sizin organizminiz zindana düşse, yani işgal
altına geçse. Yani başkası onu tayin etsin, ne yesin, ne içsin, harada yatsın, ne kadar stres çeksin, ne kadar yer yiyebilsin. Onda ona çoğalacaklar. Onda onlar o işgal altına gidecek. O beyni de, bedeni de, o ölecek de. O kanser selüller de, biz buradayız, biz senlerdik. Biliriz ne diyor? Yani bunun solçusu da hain olacaktır. Bir milletin. İşgal altında olan milletin solçusu da hain olacaktı, sağçısı da olacaktı, ortada cidani de, eliti de, fahlası da, muallimi de. Çünkü o içindeki o seratani sellul olan o ferd, o cüz, o düşmana diyecek, ben buradayım ama ben bunları ben sakit ederim. Sen hiç narahat olma. Ela ben bu işleri ederim. Ben bu bedeni aradan yapacağım. Azerbaycan diye bir millet koymayacağım olsun. Veya Türk milleti burada. Onu bize bu bunları İranlaştıracak Kur'an. Ve İran'a göre de yüz binler ölüme gidecek ve şehit olacak. Siz asla narahat olmayın. Bu işi biz göreceğiz. Türk varlığını İran dilen yerde biz aradan yapacağız. Azerbaycan'ı biz getireceğiz bu katlıgaha, İran'ın katlıgahına. Siz hiç necelerin olmuyor. O seretani sellüller Azerbaycan'da onun için çok olar. Her yerde işgal altında olsa çok olar. Her yerde zulüm olsa orada çok olar seretani sellüller. Çünkü isteyen zalime yaltaklanır. Bes bu normaldi. İngiliz milletinde de var. Rus milletinde de var. Ancak Rus milletinde normal var. Normal bir sellüller var ki isteyen üsyan eylesin o büyük bedenin. Bedene karşı. Ama sen bunu işgala çeksin. O zaman hiç Ruslar Tatarların işgal altındaydı. Tatarlar idareydi. Tabii hiç Rusların içinden çok geldiler Tatarlara yardım ettiler. Yani bu bizde de böyledir. O zaman ki Osmanlı mesela Avrupa'da gelirdi şehirleri, memleketleri alırdı. Ulan öz içinden gelirdiler dediler ki İstanbul'a olan da böyle Sultan Mehmet Fatih. Biz biliriz kimler gelip demiş. Yani oradan gelir. Buradan da gelir. Oradan da su altında altından su gelir oradan. Oradan da askerler gönderir. O normaldi. Ama işgal altına gidenden sonra çoxalar bu. Bəs gerəksən güclü olasın, millet olarak arz edilir. O bedeniniz her gün de baxım altında. Her gün gerek o millete yetişir. Onun azadlığına, onun güclülüğünə, onun demokrasisine, onun savunmasına. Ki güclü olsun, ki seretane söylüyorlar ki onun içindədirlər, onu öldürməsinler. Ölümə götürməsinler. Baxım çok önemlidir. Buyurun. Doğrudur. Aslında ben de dostların biri siz de tanırsınız. Cevap yazdırdım ona. Dedim ki bu İspanya'da Andaluslular Müslüman idiler. Yani Müslüman oldular. Ya Müslüman idiler. Ya Müslümana köçmüşler ola. Bilmiyorum. İndi orasını tartışmıram. Ama o zaman ki Mesihiler Tazaçlar'ın geldi o Andalus'a aldılar. Bir siyaset götürdüler. Bu, ben bence bunu üçüncü defa dediğim. Əncizasyon dadgahları ki vardı Avrupa'da, əncizasyon mərufdur İran ədəbiyyatında, Fars ədəbiyyatında. O dadgahlar birinci dəfə Əndulosdan başladılar. Yəni dedilər ki, öldürənləri öldürdülər, yəni beləsi yox, oraya girdilər məsihlər, öldürəni öldürdülər. Öldürməyənə dedilər, ya gedin, ya da qalsaz diniz, diliz değişəcək. Hamısı değiştirməlisiniz. Oğuz Bey, o zaman bir tane kanun çektiler ki, Əncizasyon beləsi oldu aslında. Dediler ki, Andalus'ta yaşayan insan, hatta neden Mesih'i de doğsa, bu gece gündüz 24 saat ili başa baş. Hatta hayat kapısı, ev kapısı, yatak kapısı açık kalmalıdır ki. Əncizasyon məmurları, dadgahın məmurları ki, xiyabanda dolanırdılar. Her zaman iradə elədilər, kapı açıqdır, vurmayacaklar. Girəcəklər, girəcəklər, hətta yataq oğanını görürlər ki, bunlar nəyə məşğuldular? Acaba bunlar daldı da müsəlmançılıq edirlər mi? Eləmirlər mi? Türkçülük edirlər mi? Eləmirlər mi? Zalibdir ki, mən bir yerdə oxudum, yəni bunu bir Ərəb xanımdan öyrəndim əslində. O dedi ki, 1900, mən səhv verirəm burada. Yəni orasını deyə bilmirəm. 84'də ya 86'da o qanun ləğv oldu İspaniyada. Yəni o qanun o günəcə qanun olaraq qalırdı. Eyni halda məsələn baxırıq görürük ki, o şey ki qızıldəri deyirlər biz burada native deyirik Kanada'da, Amerika'da ya o Latin Amerika'da olan
İspanyalı dillilər, Portakal dillilər, ya Əlcəzairdə, Tunisdə, nə bilim, filanda ki, ya İspanyol danışırlar, ya Fransa danışırlar, ya İngilis danışırlar, ya ayrı bir dillerde danışırlar. Bunların hamısında işğal əvvəl olublar. İşğal olandan sonra qətli ama məruz qalıblar. İdam olublar, şikəncə olublar, təcavüzə məruz qalıblar. Bu bir vaqeiyyət, yəni bunları dana bilmərik. Çox hər kəs, hətta yadınıza gəlsə 57-dən sonra fikrim yadınıza hətmən gələr. Bizim Təbrizdə, mən Təbrizdə olduğum üçün bunu Təbriz deyirəm. Hətta bizim məhəllədə ki, Bahar Xiyabanının Höhmavar məhəlləsində belə qəfəxanalarda yazmışlar, bəhs-i siyasi məmnu o qədər edam oldu ki, insanlar ağzını açıb danışanda deyirlər, bəhs-i siyasidir bu. Bəhs-i siyasi, ya gərək Xümeyni'dən danışaydın, o azad idi. O bəhs-i siyasi azad Siyasi idi orası. değil o. Orası siyasi hesab olmurdu. Yok, çünkü Ya da o ki, her neden orada caiz olan danışsaydı, söz değil daha. her neden, yani hakimiyet şeydi de, o gücü gelip de idam edip de falan edip de, korkunu salıp insanların canına. Korkunu salıp insanların canına. İnsanlar teslim oluplar ona. Ve o ne deyirse, hatta yalandan da o İngilizce mesel var, fake it, make it. Yani yalanlar edirsen ama yalanlar 2-3 defeden sonra şey, bu doğrudan olur. Bunu hatta revanşinasında bile bunu teori olarak ve ameli olarak sabit edipler. Hatta ben bunu tahkikini okurdum. Diyor ki, adamlara deyirler ki, mesela şehirde divarınızın üstüne bir şey yazmak yok, yok, yok. Değil, pisti falan, pahmandı. Deyir ki, pis görsən de şəhəri, mən bura xaç koymuşam evin üstünə falan bəhman. Deyirlər ki, Behdaşda görə yazsaq nə cürdür, məsələn, sağlığa görə falan. Deyir ki, yaxşıdır, yaxşıdır, pis deyil. Elə bunu deyəndən sonra deyirlər ki, tamam, sənin divarının üstünə yazsaq necə? Adam deyə bilmir, yox. Çünki əvvəldə bir etiraf veribdir ki, bu cür olsa yaxşıdır. Bu toplumsal da eyni budur. Bizim de üstümüzde belə bir işğal geçibdir. Acayipdir ki, bizim geçen yüzyılda 3-4 dəfə qətliam olmuşuq. Bir dəfə elə Məşrutə Hərəkatında, Səttarxan dövrəsində vaqəən ölmüşük, yəni savaşmışıq da, yəni və ölülər vermişik və Azərbaycanın hər yerində ölü vermişik. Cəhal Təbriz deyil, fəqət Təbrizin adı gətirirlər. Amma Təbriz deyil, çox yerlərdə bu savaş gedib, deyim, təəssüfanə, Qacarın ziddinə, Məşrutə adı altında inanmışıq belə bir yalana. Qurandan sonra Məşrutə, Qurandan sonra Məşrutənin əleyhinə savaşmışıq. Yəni, mütəəssifan, burasına görə deyirəm. Yoxsa əvvəldə beləsi deyil. Şah gəlib de fərmanı veribdir, 4 il, 5 il, 3 ildə, 4 ildə o icra olubdur. Ondan sonra Farslar başlayıblar, yəni bomb qoymağa, xaricənin əvamillər bomb qoymağa, filana, bəhmana. Hər halda bu tarixdən keçək. Amma biz orada qətliam olmuşuq. Sonra Şeyx Məhəmməd Xiyabani Azadistan dövləti qurubdu, orada qətliam olmuşuq. Sonra Pişəvəri dövlətində qətliam olmuşuq. Sonra Sutvandı nədir? O da Məraqəli olacaqdı, ya Mərəndili olacaqdı, yadımda deyil. O da inqilab edibdi, o da başlayıbdı, o da qətliam olubdu, adamları ölübdü. Şəriət Mədari Hərəkatında qətliam görülür. Qəlbimiz Səlmən hərəkatı, şey hərəkatında, mücahidlərin hərəkatında, Hizb-i Tudənin hərəkatında, o birisi siyasi hizbilərin hərəkatında görürük ki, Azərbaycanlılar bunların ən, çünki cəmiyyət çox olduğu üçün Azərbaycanlılar da bunun ən çoxluğunu alırdılar. Onun üçün de mesela birini tutanda görürdün ki, onun familindən de gəldilər, hər kəsin bizim bir famil edam oldu, Allah rəhmət eləsin. Oğuz Bey, onun cibindən Çaharrahdan geçəndə, Danışqahdan çıxıbdı, geçəndə bir kağız verirler. Koyun cibine bunu okuyarak. Onu tuturlar, onun üstünde idam edirlər. Beləsi. Yani özde savadlı insanlarımız, Oğuz Bey, o insanlar idam olmadı ki, savadsız idiler. Tamam düşünür Olur. insanlar. Onu Sonra da bir savaş... önceden danışmıştık da önce sizin o üstteki o elinizi Kaymak. götüre. Kaymak Kaymağı demişsiniz belki. götüre. Ama mesela dikkat buyurun görürsünüz şeyde İran-Əraq savaşı sağlanırlar. İran-Əraq savaşında səslərin hamısı yatır. Yəni o bəhs-i siyasi gedir fəqət İrana. Yəni oradan ki, dilə bəhs-i siyasi məmnu. İndi bundan bu İran cəng etmək, savaşmaq və o qaymağın üstü qalanlar iki şeydilər. Onlar da savaşa aparırlar, savaşda öldürürlər. Və qol qışlar gedir,
gözler çıxır. Bu vəziyyətlə şəhərdə nə olacaqdı? Gediblər İran yolunda ölüblər, Xumeyni yolunda ölüblər, əsir düşüblər, qolqıç veriblər. Dövlət də o tərəfdən bunlara hüquq verir, ailələrə hüquq verir. Ailələr bundan deyir, qan veriblər. Amma qana pul alırlar dövlətdən. Nə olubdu? Dövlətin amilinə çevirirlər. Sabahları bu dövlət kessə mənim gəlirim kəsilər. Yəni, bir tərəfdən bir çox insan ölübdür. Ailələr uşaqsız qalıblar, cavansız qalıblar, işsiz qalıblar, dədəsiz qalıblar, babasız qalıblar. Bir tərəfdən də biri də gediblər, ölüblər, pul alırlar. Yəni, dövlətdən pul alırlar, ona vəfadar qalırlar. Yəni, qan veriblər ki, ona vəfadar qalmağa və müxalifləri öldürməyə. Sizin də hətta dünənləri məclisdə danışdıqda dünən İsrailcə bir nümayəndə Azərbaycan adına İran dövlət nümayəndəsi məclisdə danışır ki, "Ha, siz şəhid pul nə şəhid? Ola nə şəhid? Onlar pul alıblar ki, hakimiyyətdən difa eləsinlər. Ayda falan gəlir pul alırlar." Bu bir şeydir. Yəni siz onu mən dostuma da deyirdim. Yəni bir prosedən keçir bu beyin yumaq. Bir qorxudan keçir, qorxu tunelindən keçir bir millət. 100 ildir, 120 ildir bizim millətimiz bir tuneldən keçir. Orada ya farslaşacaqsan, ya malını qoruyacaqsan. Mən dünən bir şey dedim dostlara birinə dedim. Dedim ki, biz, Oğuz bəy, indi də belə, 100 il sonra, indi də belə müsadirə əmval oluruq. Yax ki, 75 il bundan öncə pişəbərinin, qaçanların əmvalı müsadirə ediblər, var yoxları müsadirə ediblər. Bir iddəni də müsadirə ediblər, göndəriblər kəvirə. Amma bu günləri də, Oğuz bəy, biz əmvalımız müsadirə olur İranda. Biz türklərin əmvalı müsadirə. Yəni bir nəfərə deyirlər ki, 2 milyard, 5 milyardla sən zindandan vəsiqə ilə azad olursan. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, müsadirə əmval oldu. Bulan ki, 100 milyon, 200 milyon, 500 milyon vəsiqə qoydu çıxdı. Yəni onun əmvalı müsadirə oldu. Dadqahın ixtiyarında da hər zaman istəsə onu alır. Biz buna hələ feylə məruzuq. İnsanlar bunu qorumaq üçün məcburdurlar ki, rəh görsədələr. Aha, sən nə deyirsən o cürsü daha? Məsələn, bizim bəzi insanlar görürük ki, hər halda bu bəhsi davam eləməyim tarixidən çıxaq işiyə. Amma istəyirdim siz, yəni sözüm buydu sizdən istedim bunu soruşan. Məncə, mənim öz nəzərimdə, bu qurt, sizcə qurt, manqurtluq, o iki yaygındır, manqurtluq və xainlik, əcəba, məncə fəlsəfənin xeyri, bizim bu günləri toplumumuzun yaygın məsələsidir. Bu yaygın məsələyə bir çözüm tapmalıyıq. Məncə fəlsəfənin ya düşünüşün bir qonusudur. Siz də bunu qonu görürsünüz düşünməyə yox. Əlbəttə ki, biz dedik ki, ərz elədik ki, biz milləti bir canlı varlıq kimi bilirik. Yəni, millət qavramını, bütün millət qavramını bir bütün topluluq, insan topluluqlarının hamısını bir bədən kimi görürük. Və onun haqlarını, fərdilərin haqlarına daha üstün bilirik. Bu bizim fəlsəfi düşüncəmizdir siyasətdə. Milli haqları daha üstün bilirik fərdi haqlara. O anlama gəlməz, birinə sıfır kimin deyil. Bunu öncədən dərz eləmişəm. Bəzi yoldaşlar mənə ağırca şeydilər, qarşıdılar bu məsələdə. Ona görə özümü savunmaq şeyindəyəm, məqamındayım. Milli haqlar önəmlidir bizə görə. Milli haqlar, milli varlıq daha ağır basmalıdır. Şəxsi varlıqdan, şəxsi haqlardan bir az çox. O anlama gəl, birindən sıfır deyil. Yəni, o dəncəni biz, mənə görə bir-iki cələsə öncə də mən ərzələdim təmətinizə, o dəncəni milli haqlara görə, milli varlığa görə bir az əyməliyik biz. Güney Azərbaycanın ən böyük düşmanlarından biri onun individualist olmasıdır. Onun mən öz çulumu sudan çıxardım, öbürünə mənim işim yoxdur. Budur. Yəni, topluluğu, o bütün bədəni düşünməlisən. O ağırlığı bir az o tərəfə verməliyik. Ki, milli varlığın, milli varlıq olmasa, sən milli kimliyin olmasa, sən yoxsa, sən nə əlisən, nə insafəlisən, nə qudrətsən, nə həsənsən, nə hüsənsən. Olcuna, nə qədisiysən o. Belə malum varın da olsun dünyada.
O malın, varın, o zincirler boynuma ağırlık eləsin, o zincirler. O zincirler sana qəşəh yaraşsın. O kızıldan zincirler. Mesela budur ki, senin milli kimliğin, milli varlığın, milli istiqlalın olmasa, senin şəxsi varlığın mənə göre değer yoktur. Yani, bu benim şahsımda gene de arz edirəm. Mənə ağır karşılık var, düşmanlık var buna göre. Ki mən her halükarda milli kimliğe daha çok değer veririm ta şahsi kimliğe. Şahsi kimliği çok çok önemlidir. Sizin şahsınızın hörməti, varlığı, azadlığı, özgürlüğünüz, danışıq özgürlüğünüz, düşünce özgürlüğünüz hamısı fərahım olunmalıdır. Ama bu tərəzinin dəncəsi milli varlığa göre, milli azadlığa göre eğilmelidir. Çünkü sen ailen olmasa sen yoksun. İstesen de, aileni sevsen de, sevmesen de, sen onun bir parçasın. Sen mahallen olmasa sen yoksun. Sen şehrin olmasa sen yoksun. Senin o ülken olmasa sen kimliğini oradan alsın. Budur. İnsan kimliğiyle. Ve haklara gelende de bilirsiniz ki el her yerde human rights, human rights, insan hakları, insan hakları. Bu batının, o Amerika'dan gelen esintilerin sözleridir daha çok. Bunu önceden derzeledik. Amerika'nın felsefi bünyesini kimler düzeltmiş? Kaçakçılar, kaçaklar, adam öldürenler, ihtilas edip koyup kaçanlar Avrupa'dan. Amerika'nın deryaylar. Yaxşı, bunlar. Amerikanın o əsli milleti bunlar. Bunlar iş gəlib oradakı yerliləri qatlam ediblər, öldürüblər. Yani bir vəzə salıblar ki, milyon insanlığın en büyük qatlamı, en büyük zulmü, cövrü bu topraqlarda olmuş. Amerikalarda olmuş. Yerlilerin əleyhinə. Hemen hemen milyonlar yok olmuş. Yani ne bileyim Yahudilerin 6 milyonu borcun olsun. Stalin'in ne bileyim 50 milyonu, ne bileyim Mao'nun 50 milyonu olan. En büyük cinayet insana karşı, topluluklara. Yani resmen cinayet, genocide değiller yani. Gatlı ne diyorlar? Genocide ne diyorlar? Nesli kutu burada olmuş. Hemen hemen yoktular. Siz Kanada'nın, Amerika'nın kıyabanlarında yerlerinde geçseniz, bunları sıkmışlar reservationlara, orada içkiyle, kaçakla bu şeylerle meşguldurlar. Yerlerde sürünürler ve seni dilenirler. Bu özde onlara ne diyorlar burada? Hindu, Indian. İngilizce onlara Indian diyorlar. Yani öz milletinin adını demiyor. Nece sana Azeri deyir? Azeri zaban deyir. Sen öz gözün önüne sana deyir Azeri zaban. Yani sen dediği demiyor ki ben Türk'üm. Ben bir kelime de Türk'üm. Bir tane Türk'üm. Ben bir kelime de. De lazım değil. 50 tane ona izafe. Ne bileyim pişivendi, pesmendi. Ben Türk'üm. Bitti. Vatanımın da Azerbaycan'ım. Bu burada da neyin iple? Onu getirip önce bu indiye. Sonra getirip mesela Türkçe dedi. Türkçe. Kızılderililer. Vatan bu ne anlamı var Kızılderili? Ne demek? Ne maskara sözü bu söz? Türkiye'de işlenir. Sen bir yerin yerlisine Kızılderililer. Bu dersi elə mi ki bunların derileri solpuz, elə mi ki derileri kıpkırmızıdır. Yani ben ciddi deyirəm, Oncay. Ben buna inanmıştım. Durdum çektim rezerve baktım. Ben de çektim gördüm. Ağladım da güldüm de. Yok o gördüm ki bunlar öyle bize kaydılar. Yani hamısı buğdalı. Bunlar bize kay mesela de insandır. İnsandılar. Aslında kırmızı da değiller. Yani burası da var. Ama... Herhalde. Olur be. Şimdi... Ben bir söz diyeyim sonra özür dilerim. Siz Inquisition'dan Inquisition'dan danıştınız ki İspanya'da Müslümanları, Yahudileri, nece bu İspan milleti evinin kapını çalmadan girirdi ve öldürürdü veya onu suala çekirdi. Yaxşı, İspanya'nın ben Reconquistasını okumuşam. O İslam'a karşı, Müslümanlara karşı büyük bunlar cinayetler işlemişler. Çin, ama biz bir Güney Azerbaycan Türkiye olarak, biz mecbur değiliz ki daha Inquisition'ı danışaq. Biz gözümüzün önünde o bize olur. Onun bir modeli Azerbaycan'da. Ancak
Onun o əsli modeli ki Çindən almışlar bula, Rusiyadan almışlar, hal-hazırda olur. Mən sizə deyirəm, bunu hər kəs, lütfən, hər kəs buna şərtçi var. Bizlər də qışqısı var. Lütfən gəlsin, bu dəfə, gələn dəfə desin ki, filan, Oğuz bəy, bu belə deyil. Bu sənin dediyin yanlışdır, bu faktı yoxdur, burada bir sənət yoxdur. Çində, Doğu Türkistanda, hali-hazırda, bugün, 2024-də, Çin devlətinin qanunu budur ki, hər uyğurun, hər müsəlmanın evinə çalmadan, qapıyı çalmadan girər və görər ki, sənin otağında, hansı duvarda, hangi əkslər var və sən necə yemək yersən. İnanın, mən sizə ərz edirəm. Yerdə yemək yersən, Türk üsulu. Orada sifre qoydular ya, bəlli masalalar var. Yox, Çin üsulu yemək yersən. Yəni, Çin üsulu. Məçidə getmək, camiyə getmək bilə. Yəni, camiləri yıxmışlar. Orada yasaqdır. Yəni, sən öz dinindən, öz kimliyindən, öz milli kimliyindən, öz o, milli kimliyin bir parçası da sənin dinindir. Yaxçıdır, pistir, onu öz içimizdə eləşdiririk. Hər dinimizi. Amma bizim kimliyimizin bir parçasıdır. Sən ona dokuna bilməzsən. İndi inkuizi gedib, biz 500 il öncə inkuizisyonu aramayacaq. Biz 500 il öncə, 400 il öncə Amerikalarda, Kanadalarda qətlamlar, təbii hamısını bilməliyik və danışmalıyıq. Ancaq hal-hazırda türklərə və müsəlmanlara olan Çində, indi olur o. 2 milyondan çox bütün kəmplərin bir-bir yerləri bəllidir. Concentration kəmplərin, toplama kəmplərinin yerləri bəllidir. Ananı baladan, babanı baladan, balanı qızı dədədən ayrılmış, aparmışlar Guangzhou-da, Shenzhen-də, orada iş yerlərində, orada zorla evləndirmələr. Bunlar indi olur. Biz indidə yaşamalıyıq. Biz büyündə yaşamalıyıq, büyündə. Keçmişə yönəli yaşamayacaq. Keçmişdən xəbərimiz olmalıdır. Gələcəyə yönəli yaşayacaq. Amma büyün, burada Çində olan zülüm, Çində olan Türkiyə və müsəlmanı olan zülüm həmən bizim başımıza gələcəkdir. Biz gözləyirik. Qurban kimin biz? Qurbanlıq qoyun kimin? Biz gözləyirik. Həmən, siz fikirləməyin ki, İran ordusu, Fars ordusu gəlib bizə Təbrizdə o işi görməyəcəkdir. Görəcəkdir. Görəcəkdir. Heç kimsə bunların qabağını ala bilməyəcəkdir. Görəcəklər. Necə ki, Koreada, Kuzey Koreada bu işi görür. Çində görür, Ruslar da görürlər. Yəni, bu işqalçıların əlindən hər nə desəniz gəlir. İşqalçıların əlindən davam tapmasıdır. Mən 1993-də öyrəndim ki, 92-də, 3-də universitetdə bunu akademik olaraq, milli hərəkəti akademik olaraq mən oxumuşam. O zaman, üzr istəyirəm, milli devləti işəvəri başlığında Azərbaycan milli hükumətinin. Mən akademik olaraq oxumuşam, o barədə də o eseylərim, məqalələrim var universitetdə. Mən o zaman öyrəndim ki, bu İran ordusu Azərbaycanda qadınları da təcavüz etmiş, toprakları da yandırmış, qapıları da seçmiş, uşaqları da. Mən bunları bilmirdim. Mən deyim, gəl, bunlar müsəlman, onlar da müsəlmandırlar, bunlar da gəlib öldürmüşlər, şah gəlmiş, Nəcati Azərbaycan olmuş. Yox, onun bunu yazısından öyrəndik, şahidləri. Və bunu bəzi deyəndə mən sizə ərz edirəm, Səfəli bəy. Mən bunu deyəndə ona buna, biz, çünki hər il burada 21 Azər proqramı biz qoyarıq. Orada biz bunu orada dilləndirdik və bunu yaydıq bu kitabı. Douglas'ın getdik kitabını tapdıq, universitetini tapdıq, yaydıq da göstərdik. 1992-də, 3-də idi xatırımə gəlmir. Bəzi özlərini Azərbaycançı və türkçü bilənə, yox, imkanı yoxdur, olmaz. Yəni, onlar bizə qarşı gəlirdilər. O beyindəki o manqutluq var ha. Olmaz, imkanı yoxdur. Burada deyir, burada deyir, yalnız saqqalların saqqallarını yandırmaq deyildir. Hər şey, bunların əlindən, işqalçının əlindən hər şey gələr. İnanmırsınız, görün Bəluçistanda bunlar nə edirlər. Görün bunlar Kürdistanda gedib öz uçaqlarından, həm o millətin öz uçaqlarından gedib bunlar bombardıman edirlər. Və ərəblər ələhvazıda və bizi denərlər. Heç şey etmir, şəkk eləmir. Buyurun. İndi bu bəhslərdən burada gələk ki, məsələn, deyir, o da nəzərin deyir, məsələn, o xainlər, təbəl-təbailər, kəsrəvilər, nə bilim, axunzadələr, bulanlar, deyir, o, şeydir, azadlıqdır da, azadlıqdır, hər kəsənin nəzərin deyir və
Düşüncənin hürməti var, düşünmən Yo, 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 yo. filozofun düşüncəsində saygın var. Fərətani sellolun haqqı yoxdur. Siz sinemada oturmuşsunuz, hamı filme bakır. Siz de orada ot yandırırsınız. Diyorsun ben üşüyürəm, o sandalyenin önünde burada. Ot yandırırsınız, ben kızışacağım burada. Sizin hakkınız yoxdur. Sərətan sellolunun bədəndə haqqı yoxdur, yaşam haqqı yoxdur, danışıq haqqı da yoxdur, heç bir haqqı yoxdur. Mütləq onu sən aradan aparmalısan, ən yumuşaq olsun etkisiz halı, dormant, biraz öncə onları dedim. O şəxs, o fərdi ki, o bədənin yoxluğuna vaizdir, o adamın belə da özünə deyil, mən ərz elədim bunlar hamısını, ərz eləmişəm dəfələrcə, onun DNS-i, sənin DNS-i aynıdır. Ona görə onlar bizim kimin danışırlar, bizə bənzəyirlər, bizim kimin yeriyirlər. Hə, bizdən də bətər, çox da bətər türkçə danışırlar, bizdən də çox. Niyə? Çünki onların vaxtı var, onların işi odur. O sərətani sellolunun işi budur ki, birləşsin, güclənsin, o bədəni yıxsın, o bədəni bütün olaraq yıxsın. Özü yaşayacaqdır, amma bədən bütünlüyündə olmayacaqdır. Bildin mi nədir? Bildiniz mi nədir? Yəni özü yaşayacaq, hər şey yaşayacaq. Ölüm yoxdur, hamı yaşayacaq. Bütün sellular yaşayacaqlar. Öləndən sonra da dəyişəcəkdir. Amma da o bədən olmayacaqdır. Bəs o bədən və budun ki, arz edirik. Budun sözü ilə bədən sözü girmiş, bütün ərəbciyə də girmiş, hər dilə girmiş. Mən budun sözünü bir gün söyləniz olsa, məndən soruşarsınız, budun sözü nədir? O bədəni, o budunu yox eləsin. Güney Azərbaycan bir millətdir, Güney Azərbaycan bir entitidir, bir varlıqdır. Bunlar Güney Azərbaycan Türk millətini aradan aparmasıdır. Mütəbbatabay olsun, olsun, Əfşar ailəsi olsun, Xüsrəşahi ailəsi olsun, Şəriət Mədarı ailəsi olsun. Heç fərq eləməz bizə. Heç fərq eləməz. Bizə Güney Azərbaycan Türk milləti öz egemenliyinə biz istəyirik ki, olsun geçsin və sağlıqlı olsun. Bu bədən tamam, istəyirik ki, sağlıqlı olsun. Yəni, bunu istəyirəm bəhs edək ki, əcəba düşüncə hörmət sahibidir? Yəni, biz hər düşüncəyə hörmət qoymalıyıq, yoxsa insanın canı hörmətdir? Yəni, o tamam, gülünç bir o... şeydir ki, düşüncənin hörməti. O gülünç bir şeydir. Sualı yanlışdı belə. Heç bir şey İranda bilmiyor. İranda rayı çəkiblər. İranda çox şeylər rayısı. Biri də budur ki, ağa, mən bu düşüncəyə hörmət qoyuram. Düşüncə də deyir də, ya məsələn, ağa, azadi, azadi əndişə var. Mən əndişəsinə hörmət qoyuram. Bu heç mənim sözcək... mənim əqidəmə görə hörmət qoyasın deyir. Hə, yəni, adam... Biz də deyirik ki, biz də deyirik ki, heç bir şeyin, nə fəqət düşüncə, heç bir şeyin dünyada müqəddəsliyi yoxdur. Biz bunu deyirik. O birlər hər nə deyir, desinlər ki, bu ağaçda, bu ağacın üstündə mən 4 dənə çizgi çəkmişəm, bunu but eləmişəm, bu da müqəddəsdir. O da deyir, mən bu daşın üstündə buyuracaq, bu da müqəddəsdir. Ya filan kəs, məsələ, filan kəsin o saçıdır, bu da müqəddəsdir, filan kəsin bədənidir. Hər nə qədər deyirsiniz, deyin, müqəddəs, müqəddəs. Bizə görə, heç bir şey müqəddəs deyil. Heç bir şeyin öyle belli hürmeti yok. İnsan canının hürmeti var. Niye? Biz istiyoruz ki o insan yaşasın. Onun vigarı olmalıdır. Yani insanın. Çünkü biz insan vigarını geçsek düşünceye göre. Onda bizim sınırlarımız insanın vigarıdır. Çok çok önemlidir bize. Siz insanı hıyabanın ortasında yatırsanız, buna şallak vursanız, bunun bedenine hürmetsizliği etseniz, siz bir qadını qapasdanız desəniz ki, qadın gərək məndən arxada yeriyə, ya qadın gərək bir ərkəyin izini olmadan xiyabana çıxmaya, eşiyə çıxmaya, siz bunu bədəninə, özünə, siz qadına deyə bilsəniz ki, burasını öt, orasını öt, böyle doğa bilərsən, böyle yaşa. Yəni biz bunları eləyə bilsək, insanın o şəxsi, o viqarını əlinə ala bilsək, o düşüncəyə görə. O düşüncə lənət olsun o düşüncəyə ki, sənin şəxsi və bədəninə hörmətsizlik istəyir eləsin. Və sən, ona görə insanın hörməti belli yerdə olmalıdır. Belli onun da yeri vardır. Olmaz ki, sizin hörmətiniz məndən çox olmalıdır. Məsələ yox. Canlıya hörmət qoymadıq. İnsana hörmət qoymadıq. Amma düşüncələr. Sən də düşün. Kitabxanalar doludur düşüncələr. Necə eləyim? Hamısı da birbirinə qarşı. Məni hörmət eləyəcəklər önündən geçin. Əslə öyle şey yok. Mənim də düşüncələrim daxil, hər kəsin də düşüncələri daxil, heç biri hörmətə şayan deyil, məyər ki, hörmətə şayan ola. Məyər ki, siz onu bəyənəsiniz, sevəsiniz və onu uygulamağa çalışasınız. İndi mən düşünürəm ki, bu sözlə ki, əvvələn azadi əndişə var, bu azadlıq var, tamam, tamam. Yəni biz demirik ki, heç kəs nəzəri deməsin.
Ama hürmet koymak, bu işi ya onu ben kabul ediyorum. Sen onun ziddine danışanmazsan, ya onu şey yapabilmezsen, o nakde olunmasın falan, böyle bir şey yoktur. Herkes düşüncesini, milletinin, indi burada mesela bu da Oğuz Bey, acaba düşünce milletin milli menafii uğrunda olmalı ya bunun ziddine de olabilir düşünce. Her şey olabilir. Her şey. Birinin düşüncesi, düşünce dediğimiz yalnız yanlışlık değil ki. O götürüp onu yazabilir. Kitap Tabii eder. ki. Tüm ahire odur. Mesela bu o kitap eder, film eder. Kesin hıyabanda elinden o belli yerdeki o azatlık var. Megafonu alır eline düşüncesini söyler. Her şey için. Onun aklına gelir eleyebilir bize göre. Aklına gelir. Ne kadar doğrudur yalnız. Ağlına gelir böyle. Özünü ne kadar salak duruma salırsa alsın. Ama belli yerlerde o işi görebilmez. Onun kısıtı. Yani haklardan danışanda siz ben bilirim siz ne kadar yani ben bilirim ki o haklar bölümünde buranı ben işaretlemiştim. O benim o danışığım ve yazım. O da bu dişi. Haklardan danışan da o hakların kısıtlamağından aslında biz danışırız. Bunu çok adam diyor basit biz haklardan danışan da hakların şeyinden danışırız. Mütlak azatlığından Mütlaklığından, ondan sonra nedir adı? No, mahdut olmağından, sonsuz. O, ben bu hakkı yok. Biz aslında diyor, sen aklı ve celanı danış. Ben aklı ve ne kadar saçma, sapan, salakça söz veya akıllıca söz her ne danış. Hakkın varsa yazdığına kitap veririz. Ama mesela bizim belli yerlerde yok. Mesela siz sinemada biraz önce sinema bu aslında sinema modelini diyorlar filozofların arasında. Siz sinemada oturup siz hamı filme bakır. Birden diyorsunuz benim azatlığım var da. Beyan azatlığım var. Bağıracağım yangın yangın. Sizin bu hakkınız yoktu. Sizin bu hakkınız yoktu. Çünkü orada hamı filme bakır. Orada yangın diyen de. Orada hamı durup çakla yandıracılar, film çeken sarıla, ondan sonra sen dedi, aa ne olur hamı. Ve adamlar birbirini ezecekti. Olabilir biri yaralana, biri öler sonra döndü, ha yangın yoktu. Ha, başlayın ha. Aklıma geldi, el onu diyem de. Çünkü bana göre yangın, benim içim yanırdı, yangın. Ha, o hakkın yoktu senin. Aslında haklardan danışan da biz danışanda biz hakların kısıtlamalığından danışırız. Biz illa da ki o adam hiç eleyebilir o işi göre. O gücü var. O gücün kısıtlamağından biz danıştık haklardan danışıldı. O gücünü istedik bizi kısıtlayalım. Geçen defa da buna bir işaret edelim. Aslında biz istedik seni mehdut eyle. O zaman ki hakların anlamı var. Yoksa benim hakkım var. İstediğim mesela sözü ceden mesela istediğim yerde diye olmaz o. Biz yani o zararlı olabilir. Millet mi o bedene zararlı olabilir. Mesela budur. O bedene her ne sağlıklıdır o yakıcıdır. Bedene sağlıklı olmayan yakıcı değil. Şimdi mesela siz düşünün ki azat yerler, o yerlerde ki bu benim dediğim uygulanır. Siz götürün kitap yazın ki aslında bu olmasın bu memleket. Mesela hansı memleket? Mesela Sovyet memleketi. Ne bileyim. Amerika'da da böyle. Siz Amerika'da getirin Amerikan bayrağını da yandırın. Bir tane de kitap yazın ki aslında Amerika olmamalıdır. Aslında Amerika yeri olmuyor. Aslında yeri Amerika mesela 5 tane ayrı memleket gel Amerika ala yazın da. Ama bunu getirip mesela da diyebilmezsiniz ki ben gideceğim mecliste hemen. Amerikan meclisine de gireceğim. Koymazlar da sana. Mesela bir şey değerlisin sana derler. Sefeysen, salaksın. Ona göre hakların mehdutluğu çok önemlidir. Haklar o zaman haklılar ki onun mehdudiyetleri belli ola. Buyurun. Tamam. Bunu danıştık. Yani bizim de İran'da böyle bir söz yaygındı Ya ki burada güzel bir yoldaşımız yazmış. Yazmış mangutlar da düşünürler. Çok güzel sözdü. Siz ben dinle. Çok da kaşar düşünürler. Çok da güçlüdüler. İlla da onlara support gelse başka yerden daha bizden de yakışı düşünürler. Çünkü zamanları da var. Biz yaşayacak işliyat gelip mesela düşüncelerimizi diye. Onun işi odur. Onu onun için kullanılır o gazeteler. aysa onun işi odur. Meclis de onun elindedir. Member de onun elindedir.
Cuma namazları Danışkan da onun elindedir. Radyo da onun elindedir. Üniversite de onun elindedir. İnternette neçə yüz min dənə də post koymak Instagram'da, internette, sosyal onun elindedir. Yani istirahat ben bu sözü danışaq ki, bu mangut dediklerimiz ya mangut dediklerimiz insanlar düşüncelerini ortaya koyurlar. Ve hatta milli devletlerimizi yıkmakta çalışırlar. Yani mesela o Mehmet Rıza Təbriz'e gelen saat meydanına o adamın kişiler başını kese. Yani biri deyir yıxıldı maşının qabağına. Mənim başımı kessin. Şah dəstur verdi ki, şəhərdari buna aylık versin. Deyir, bu adamın işi buydu ki, ayda bir dəfəcə də çıxa o saatı qura. Bir ayda bir dəfəcə də o saatı quracağıydı, o pul alacağıydı. Adam öldü deyir ki, məni kəsin. Yəni, manqurtluq beləsi. Bu İspan telefonlardan. Hı, oldu. Düşüncə olaraq, yəni, biz, hər düşüncə bizə hörmət sahibi deyil. Olmamalıdır. Manqurtlar, bizim milli mənafimizin Manqurtlar ki bizim milli mənafiyyəmizə qarşıdırlar, milli dövlətimizi yıxmaqda çalışıblar, milli dövlətimizi yıxıblar, adamlarımızın edam olmasında əlləri olubdur. Məhkəmələrdə milli dövlətimiz olsun. Elə indidən danışıram. İndi əlan mühakimə, məhkəmələrdə bizi mühakimə edirlər. Adamlarımızı zindana məhkum edirlər. İran dövlətindən bizə qarşı, Farsların dilindən bizim dilimizə qarşı, Farsların dövlətçiliğindən bizim dövlətçiliğimizə qarşı müdafiə edirlər. Bunlar hamı əndişələri, düşüncələri bunların hörmətli deyil. Biz eləyə haqqimiz yoxdur oturaq olaraq duasaq. Özlərinin də hörməti yoxdur. Bizim haqqimiz bu ki, duraq onların qabağında danışanda duraq etiraz eləyək. Yaxaz, nə mənə? Mən ittifaqən bu, nə mənədir bu, Musa Qəni Nəcəddir, nədir danışıbdır? Buna, yəni, mən deyirdim, ya adamlar durub buna deyə bilir, az həm kimsə Təbrizlərin tərəfindən danışırsan, Təbriz adına danışırsan, nə qarəsən, sən İran dövlətinin bir sərmayedarısan, istəyirsən o sərmayedardan fayda götürürsən. Məsələ budur ki, biz o qədər Güney Azərbaycan sayqı, onun türkçəsi nə olar, mefçurəsi. Güney Azərbaycan millətinin mefçurəsi o qədər pasifizə olmuş ki, yumuşanmış ki, deyir bəs ki, o kanser və xərçəng sellulun önündə etiraz etməliyik. Halbuki, sizin özünüz, uşağınız, ailəniz, hər kəs, yoldaşınızın birinin kanseri olsa, bədənini etiraz etməzsiniz. Götürərsiniz onu radioaktivə məruz edərsiniz. Onu öldürərsiniz. Kimyayı elərsiniz. Onun başına hər oyun gətirərsiniz ki, bu kanserous sellullar, bu sərətani sellullar aradan geçsin. Hətta ən böyük problemlardan biri budur biolojide, doktorlar edirlər ya fiziolojide, budur ki, deyir, biz o kanser sellulları istəyir ki, öldürək, onun yanındakı o biri sellullar da ölür. Yəni, ondan da çarə yoxdur, o olur. Çünki olan DNA-si aynıdır. Bunu vuranda ona da dəyir. Ona görə sizin birinci işiniz, sellullar içi kanser olublar və birləşirlər və güclənəcilər və hər saniyə də çoxalırlar bədəndə, onları yox etməkdir. Zamanında təşxis etmək, təşxis vermək, sayrı bilimi ona deyirlər, asib şinasçı deyirlər ya, sayrı bilimi bilir. O deyir ki, o təşvir edəcək, haradadır, bu sellular haradadır, nələr, onları yox etmək lazımdır. Başqa çarə yox. Sən bax, əgər sən o bütün varlıq olaraq, o istəyirsən yaşayasan, o millət olaraq, onlar yox olmalıdır. Başqa çarə yoxdur. Yəni, başqa yol biz bilmirik və başqa yolda sunulmuyum, bilməyəcəm dünyada. Çünki o bütün varlığı istəyir, adan aparsın. Özü deyir ki, mən istəyirəm yaşayam, özü gedir, məsələn, adamın bədənində kanser tutar, Şumalı Azərbaycanda xərçəng deyirlər. O sellullar bədəndən ayrılır, deyə biz gedirik. Başqa yerdə, bir yerdə özümüzə bir bədən düzəldəcəyik, balaca. Olacaq biz sərətani sellulların bədəni. Mənə görə o normaldır, o bizə işlər. Yox,
Azerbaycan'ın hainleri, Azerbaycan Türk milletinin hainleri, geçsinler dünyanın her yerinde, her adasında, orada özlerine bir memleket düzelsinler, adında ne koyarlar koysunlar. Ama o istemiyor, o isteği sen aradan apara. O bir şey sen çektin buradan, sen buradan çık yine. Özü de aradan gidecek, ha sonra. Çünkü o düşman, o manguta rahm etmeyecektir. Efşin, bizim efşinlerimiz, bizim canımızın efşinleri, ne kadar bizim babeklerimizi de ezse de, öldürse de, onun eli kolu bağlı halifenin derbarına götürse de, 2 yıldan sonra efşini de öldürecektir bizim halifeler. Yani bizim efşinimiz de gidecek, bizim babekimiz de gidecektir. Mesele budur ki, biz onu önceden teşhis vermeliyiz, kanseri. Kanserin bilirsiniz ki, herkes ki biraz biyolojiden bilir, biraz o vaktinden geçse, teşhis verilmese de diğerler sana bir ayın kalmış gelir git keyfi verilecinden ölecek. Ama önceden teşhis verilse onu gelirler radyo, ne diyorlar ona, radyoloji edirler, onu o şimya edirler de onu ve özünü de özdecere özüne yetişe bakım ola ve inşallah ki inşallah ki diri kalır. Ama kanseri seni aradan aparacaksan başka çaren yoktur. Herkes başka çare bilir bu itiraz eleman. Ben düşünürdüm ki gelip onun önünde binasının önünde Aytaba Tabani ya mesela merkezi Ferhangistan onun önünde itiraz eleması. Bunlar boş boş sözlerdi. Bunlar düşmanın yani düşman bize diyor ki ben sana bu işleri görürüm. Sen de gel herden bir itiraz ele de canım. Ben faaliyeti siyasi eleyirim. Utanç olsun, man olsun. Yani yazıklar olsun o millete ki onun faaliyeti siyasi işgalciye karşı hıyabanda itirazdır. Ya sosyal medyada 4 tane yaman yazmaktır. Buyurun. Ben şahsen düşünürdüm ki bu Musa Gani Necad'ın ve obresinin görenden sonra bizim milletimiz hallar mesela futbol meydanında zadında hiç olmasa onların aleyhine çoğar verenler, onları mahkum edenler, abrılarını aparanlar, sen Türk değilsen, ondan sen Türk de olur, abrıları cetti. Ondan sonra ne olur? Toplumdan silinmelidir. Ondan sonra topluma karnını şişi yatar. Diyor ki ben faaliyeti siyasi eledim. Görün ben ne beter adamım. Faal siyasi. Ama o hadde de olmadı. Yani intizarınız. Mütlak. Mütlak kanser selleri Güney Azerbaycan'da. Bizim başka çaremiz yok. Biz deve istiyoruz ki uğurluyor. Bunu imehli imehli hiç olmaz. Biz gerçeği demeliyiz. Gerçi aklımızda gelen gerçeği demeli. Şimdi bu biri ona hürmet eder, elemez, yol. Olabilir yanlış diyoruz biz, ben. Olabilir ben yanlış diyorum ama bana göre Güney Azerbaycan bu milletinin varlığının ve onun devletleşmeye tarafına milletleşip ve devletleşmeye taraf ceden harekatın ve varlığın önünde duranlar elbette şey yok olmalıdır. Ya bu bir çaresi yoktur. Ya, yani sen öyle fazla diyorsan ki o gelip kanser eserinin önünde tezahürat ele onu avrına. Tamam. Yani biz şimdi gerçek budur da. Tamam. Evet, buyurun. Bağışlayın gelin de. Mena bu gün ne haber bu şeylerden gelir? Telefonlar. Orada boş telefonlar gelir. Ha. Erzedim şimdi. Ben çoklu konular geçen haftadan yazmıştım ki onları danışaq bir dilden. Hala dil meselesi kurtarmayıp değil. Ama şimdi sizin de bir mezalez var idi. Gücün dili, dilin gücü. O çok biraz galiba değmedi. Ha. Şimdi bu dilden danışanda gücün dili ne demektir? Ne dilin gücü ne demektir? Hakim dildi de. Hakim dil. İngilizcedir. Dünyada İngilizcedir. Güney Azerbaycan'da Farsçadır. Her dili ki siz fikirlisiniz o yani güclünün dilidir, zalimin dilidir, işgalçinin dilidir, hakim dildir, onun gücün dilidir. Güç yani kudret. Tamam. Şimdi bunu biraz açıklayak şey. Mesela bizim Güney Azerbaycan'da, biz Güney Azerbaycan danışıyoruz da, şimdi ya Türkleri danışıyoruz İran'da, Arapları da danışabiliyoruz. Elbette bizim konumuz değil. Arap olmadığımız için o bizim konumuz değil. Bəluç olmadığım için. Ama Türkmenler, Türkler, ki Azerbaycanlılar da onların içindeydi, Qəşqayla falan. Bu biz bildik, biz Türk'üz. Bizim meselemiz. Burada bizim de
dilimiz ve güclü dil. Bunu bir danışalım. Güclü dil yok, gücün dili. Bir güclü dil var, bir gücün dili var, bir de ki... O güclü dil diye bir şey yoktur elmi olarak. Danışın, buyurun Zürak, nedir siz düşünürsünüz? Düşüncemizi biz iyice yazmışız. Mütləq hər kəsdən dəvət edirik onu oxusunlar. Yox, istəmirik sizcə də oxuyaq. İndi biz burada danışırıq, fəlsəfi olaraq danışırıq ki, bu qavram nə deməkdir? Məsələn, güclü dil nə deməkdir? Gücsüz dil nə deməkdir? Ölü dil nə deməkdir? Niyə bəzi dillər ölüblər, gediblər, qalmırlar? O şeydir, o biz... Bəzi dillər niyə güclüdürlər? Dünya üzərində gücləri var. Güclünün dili nədir? Güclü dil nədir? Gücsüzün dili nədir və gələcəyi nə ola bilər? Bunları danışmalıyıq ki, yəni görək ki, o siyasətin dili nədir? Dilin siyasəti nədir? Bunlar o qavramlardırlar ki, biz bunları açıqlamalıyıq, danışmalıyıq, getməliyik. İstəyirsiniz, buyurun, yoxsa mən deyirsiniz? Yox, siz buyurun. Məsələ budur ki, biz daha çox evrimə inanırıq dil məsələsində. Biz dili, dil kavramını, dil nesnesini canlı bir şey biliriz. Hemen hemen insandan mücerret. O ananı korka korka, çekile çekile bu sözü deyirik. O kadar bunu bir canlı görürük biz özünü, özlüğünde. Ki özü özüne gelişir ve evrilir. Düzdür ki insanın sosyetesinde ve özünde olur bu şey. Ama o kadar güclü ve karmaşıktır ki bu insan beyninde ve sosyetede. Ki hemen hemen ele görünür ki özü özünde mücerret ve müstakil bir varlık canlıdır. Dil. Böyle demagolar yani demagolar ki müstakil, ben müstakil görmürüm dili. Bence dil toplumun ve insanın yani o şey için deyirler ki erezi. Yani insanın erezisidir. Yani insan yarattığı bir varlıktı. İnsan varsa dil var. İnsan yoksa dil yoktu. Değişebilir elbette. Yani mesela insan hoşçal var kimi. Ben eyleyebilirim bunu sıradan başkasınca ya. Eyleyebilirim dili de başkasın öz dilimi atan başka dil götürüm. Ya başka dil ki bana tahmil oldu onu atam geydem öz dilime. Yani bu o imkan var. İnsan. Burada demek olar ki insandan mücezza insan olmasa da dil olabilir. Böyle bir şey danışmak olar felsefi olarak. Biz özümüz de o grey area'lara girmişik bu meselelerde. Ve çok felsefi olarak korkunç yerlerdir. Ki dil olmasa düşünce var mı? Mesela. İnsan düşünceden olmadı. Danışmadım. Düşünceni sormadım. Onu sorar. İnsan. İnsan meselesi. İnsan ve dil meselesi. Düşünce meselesi tabii o dilsiz düşünceni danışarız. Onu geçen defa da danıştık biraz. Ama danışarız onu. Dilsiz düşünce olabilir mi? Ve biz bunlar çok grey area'lardır. Biz bakırız görürüz ki dil nümunelerinin, dilin lafı o köken kelimelerini çok basic şeylerdir. Biz eləyə bilərik bir tane kompüterə verək, o onu generate eləsin və gəlişdirsin və evrim qurallarına şamildir və təbiidir. Ondan ötə deyildir. Evrim ne demək olur sizin indi bu sözünüzdə? Evrim olur, türkçəsi evrim, farsçası olur, fərgəşt. Təkamül fərgəşt deməli. Yanlışdır. Fərgəşt deməli, mən indi bu fərgəşt eşitməzdir. Fasça'da indiyeceğin ona tekamül derdiler. Tamam ben tekamül dedik de Arapça. Tekamül tamam. Ancak Farsça'da gelişmiş o. Şimdi ona fergeç değiller. Ve doğrudur. Ve fergeç doğrudur. Tekamül yanlıştır. Evrim doğrudur. Yani o düşünce ve o metoda, o ilmi metoda ki biz ona inanırız ve onun bahisi ve banisi Darwin diye tanırız. Charles Darwin. Darwinistik bakışta demek olar, evrimsel bakışta demek olar veya fergeçliğe ki Farsça'da. Doğrusuyla evrim sözü çok çok güzel bir yerine oturmuş bir kavram. Evrimlerin inkılabı yerine işlerdirsiniz yok, orada. Yok, o devrim yok, evrim. Evrim, inkılabı yerine işlerdirsiniz. Yok. Ya ne yerine işlerdirsiniz? Devrim olur inkılabı. Yok, bildim. Onu bilirim. Evrim her
şey evrilir. Her şey, her halükarda, her zaman evrilmek halindedir. Hemen değişmek da değişmek olur. Değişir ama özü özlüğünden değişmir ki, varlığında değişmir. Doğada olan ihtiyaçlara göre o olabilir daha propagate olmasın, gelişmesin ve kalsın. Ona göre gelişmesin. Ve sizin birinci sualınız ki niye bazı diller ölmüşler? Ben ona cevaplamaya çalışırım. Yok, evvel onu Müsaade danışmak çünkü o etseniz. mücezza, o çok şey yani Tamam. felsefi meselede insan ve dil birbirinden ayrıdılar. Biz eləyə bilərik ki, bir dənə dil icad eləyək. Yani dil fakat kelimeler değil, böyle şeyler, anlamlar getirerek verir kompütere. Ve çünkü o evrim kurallarına tabidir ve ona şamildir. Başka, yani başka yolu yoktur bunun, yoksa olabilmez. Çünkü her şey, bütün canlılar evrim kurallarına tabidirler. Dil de bir canlı varlık kimin, biz onu görürük, bir canlı. Ya canlı varlık yani burası mesela bir canlı varlık yani canlı varlık dediğin Cenab-ı ben ağrısı ağrıya Yo, el zaman kocalar ölen Tamam. ama dil bu şekilde yani özde Ama çok biz her çıkar kompütere de edirik ki hocam. verseniz dili kompütere de bir dili verseniz yine de bir şeye bağlı yani müstakil değil. O kompütere bağlıdır. O saf mefzara bağlıdır. Ama bu için yani software ve hardware'e bağlıdır. Ama bu için o dil özü müstakil hiç da bağlı olmadan vardı. Mesela insan var. Tabiyete bağlıdır ama vardı. Yani insan bir yere bağlıdır ama vardı. Ama bu dil de acaba insanlığa müstakil ya insan dediğim şey, yani mesela kompüterden müstakil o da bir varlık da ona bağlı olur da böyle bir şey var mıdır yani yaxşı insan olmasa da dil de var böyle bir şey diyebilir o insan olmasaydı yeryüzünde dil olardı. Müsaade edin, cevaplamaya çalışayım da. Buyurun. Şimdi, bunlar arz edelim çok yani çetin eriyalardı, çetin bölgelerdi danışmaya. Ona göre ben bunların adını o gray eriyalar, boz eriyalar diyorum. Ve biz o zaman ki deyirik ki dil hemen hemen mücerret görünür bir canlı varlık kimi. Onda demirik ki mücerrettir. Ona göre önce deyirik ki bu bir tane grey area'dır. Ki bu cür sualların önünü alaq. Biz deyirik ki biz çok tehlikeli grey bir area'ya giririk. Ne eriyende bu oraya girerik bu sözleri diyende indi diyeceğim. O da budur ki dil bir canlı varlıktır. Biz dille canlı varlık için bakırız. O kadar canlıdır ki o kadar bu özünü hatta koruyacak, gelişecek, evrim kurallarına tabi olarak gelişecek, büyüyecek ki hemen hemen ele bil ki insandan mücerret bir şeydir. Çünkü insan gafil gafil bilmeye bilmeye görürsünüz ki o insanı götürüp bir insanı atmış bir selin içinde götürür. Mesela siz bir kende gidin. O kent 300 yıl mesela 300 yıldır filan dili danışır. O çaydan, bulaktan su içir. Orada zemileri var, hayvanları. Orada dil 300 yılda nece gelişipti. Hiç onun haberi yoktu nece gelişipti. Hiç onlar bilmirler aslında dil nesnesini. Biz felsefi olarak meseleye bakıyoruz. Biz enip o kendi özünde o adamlarla danışmıyor ki sana göre filan kelime mesela nece gelişmiş? Bilmir. Bilmeye ihtiyacı yoktu onun. Bes biz o seviyede danışmıyoruz. Ona göre deyirik ki, hemen hemen biz hissediyoruz ki, böyle görünür ki, dil insandan da böyle mücerret bir şeydir. Ve elbette ki biz insanı yeryüzünden götürebilir, dil durabilir yerinde. Niye? Çünkü belli indi bildiğimiz mesela kompüterler, gelişmiş kompüterler, illa da ki kuantum kompüterler işe başlasa ve bu yapay zekanı da kullansak beraber, siz o belli ingredients ne olur? Malzemeler. Mesela siz bir yemek pişirirsiniz. O belli malzemeler nedir? Ne bileyim tuzdur, ne bileyim biraz patatestir, iki tane domatestir, soğandır, biraz ettir. Eğer mesela eğer et yemeyenlere mesela şey olsun, bazı bir şeydir. O bir tane çorba pişirirsiniz.
Çok güzel. O şorba, o malzemeler değil ki. O malzemeler de şorba değil. O malzemeler gelir bir yere yumuşanda belli zamanda. Filan zaman patatesini koyacaksın. Filan zaman etini kavuracaksın. O belli zamanda ve belli bir ustalığına, şefliğine gelir olur o yemek. Yani o yemekler o değil. O yemeğin özü de bu ecza değil. Siz o belli malzemeleri de kompütere verseniz, şimdi çok çok smart gelişmiş kompüter, o özü, o dil gelişecek. Dinden hangi kurallarla? Evrim kurallarıyla. Gelişecek siz elbette çok tez de neçe bazen dakikanın içinde göreceksiniz. Siz mesela 300 tane malzeme vermiştiniz, olmuş 3 milyon tane. Gelişecek. Bizden mücerret gelişecekti. Ama malzeme olmalıdır sizin dediğiniz gibi. Bağlılık var. Bağlılık olmasa ki zaten olmayacaktır. Yani bir şeye referans olmalıdır. Ama aslında o şeye ki biz ona referans değiliz, o yüzden referans değil aslında. Biz felsefi olarak bakanda referans görmedik dünyada. Onu önceden ders vermişim kutmatizde. Hatırlasanız. Mesela diyelim iki. İkinin bir referansı yoktu ki. Biz onu işte tamam mesela iki. Ama uşak içini anlayır ama içini bilmeden anlayır. İki tane alma mesela. Ama içinin özünün bir referansı yoktu. Kırmızı mesela alma, kırmızı alma. Biz alman kırmızılığının bir referansı yoktu ki. Siz biz kabul edilmişiz ki biz bir şeye kırmızı diye. İngilizce'de felsefede ona kualiye denir. Onun hasiyeti de o kırmızılık. Kırmızılık hasiyeti biz bilmiyoruz ki nedir. Ama biz onu sürekli yapıştırıp bir tane kelime düzeltir. Adın koyarak kırmızı ya al ya mesela red İngilizce'de ya sork Fransızca'da ya bu alma kırmızı. Bir türlü karardak kim bir şeydir. Siz bu 2 kilometre o tarafa gelirsiniz kırmızı demir. Öbür başka şey değil. Önemli değil. Ama her halde kırmızı demese de, red demese de, sork demese de o kırmızılık ideyası onun beyninde vardır. Biz ona işare edeyim referans olarak. Ki o yüzden aslında referans değil. Niye? Çünkü onun gözüne ışık değil ve gözünün kabiliyeti var. Rehleri görsün. Yani kırmızıyı görsün, göğü görsün. Bir de sarıyı görsün. Ya, yaşını unuttum onu. O kırmızını görebiliriz. Bir tane uşağı içi, uşaklıktan, anasından kör doğulmuş. Gel ona kırmızını anlat. Gel o hasiyeti, o kırmızılık hasiyetini. Kelimen azalem, onu anlat. Onu getir onu bir tane kelime de getir. Yani kelime düzelt. Kırmızı. Ne kadar ona kırmızı dedi. Kırmızı bir tane renktir. Yani bunu anlatmak şey değil. Önemli değil. Mesela bir şey onu anlamıyor. Çünkü onda yoktu o. Mas insandan hariç hemen hemen görünebilir bu mefhumlar. Ama korkunç, korkulu eriyalardı bunlar dilde. Buyurun. Ben hala düşünce seviyesinde dil insandan mücerret, müstakil olabilmez. Kalması. Gray area derdeler onu da. Yani, herhalde. Şimdi o gray area dediğimizde biraz Her gray dilde area'nda gray tanışın. area'lar vardır. Her bilimde, her düşüncede. Gray area ne demektir? Gray area odur ki, oradan çok haberimiz yoktu. Çok bilgimiz yoktur. Öyle hissolunur, öyle görünür. Ve öyle demeye cüret edeyim. Ama dalın arkasında da dayanmayacak. Bir de şey bu diyende biz bir şeye benzedir aslında. Ay sağ olun. Ne diyor? Dil Referans olabilir. diri canlı kimidi. Kimidi diyor yani. Orada istiruk yaxşı farkı var ama biz o benzedir. Ama benzetmede de bir şeyle cevap birbirine benziyor. Mesela biz canlıyız. Karışka da canlıdır, ilan da canlıdır, kuş da canlıdır, balık da canlıdır. Ama biz mesela bir şey yiyiruz. Ne bileyim, nefes çekiyoruz. Biri bizi doğurur. Ölürüz, biri bizi kuruyor. Dil de öyledir. Dil de öyledir. Dilde Dil mesela nefes çekmek var mıdır, yemek var mıdır? de. Siz onu danışırken o nefes çekir. Bu biraz şairane oldu. Ancak siz bir millet onu danışırken, onun dil kurumu olur, onu danışır, üniversitelerde ders verilir, onu yeni kavramlar ona bulunur. Mesela Mustafa Kemal'dan bu yana biz hendesi kavramlarımız var. Mustafa Kemal'dan bu yana biz biliriz üçgen ne demek mesela. Dik dörtgen ne demek? Bilmirdik Mustafa Kemal'dan. Biz onu müstatil diyorduk ona. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana diyor, dik dörtgen veya dörtgen.
veya öyle şeyler. Mesela bu düşün, dil nefes çeker böyle. Biz bunu defalarca demişik. Gene de yani bizden çok, bizden daha çok bu meselenin derinine gidenler var. Çok çok derin. Yalnız dil barası danışır. Türk dili barası danışmıyor. Dil doğulur. Dili doğmak olar. Dili yaratmak olar. Bu test alınıptı. Ben bunu danışlarımda dil nedir bahsi altında ne bileyim 30 neçe saat 30 neçe saat ne 30 neçe defa danışmışlıkları yani değişik şeylerde dil nedir? Onların birinde anlatırım ki Orta Amerika'da bir uşaklar bahçesinde daycare diller ne diller mesela uşaklar bahçesinde lal uşak lal ve kar uşaklar bahçesinde bu test olunmuş ve bu kadınlar ve erkekler ki orada öğretmen olarak olup bunlarla danışmıyorlar ne olur bunlar kalıplar bir bölgede kalıplar ben gelip taparım yanına da getiririm ve bunlar uşaklar laldılar çardılar tamam mı bunlar bir yere bırakılmışlar mı 20'den 30'dan uşağı düşünün 3 aydan sonra 4 aydan sonra gelip çocuklar ki bunlar birbirine danışırlar ve dil yaranmış burada. Bunlar birbirine, yani mesela Amerikan lal dili var, bunu bilirsiniz. Amerikan lal dili, Türk lal dili, Türkiye lal diline farklıdır. Türkiye lal dili, bilmiyorum ben Kanada'nın, Amerika'nın aynı diye yok. Çin lal dili, aynı, ben siz bilirsiniz. Çin lal diline farklıdır. Mesela bizim lal dilimizde benim yadıma gelir, çünkü benim bir tane lelem var idi, ben uşağı olanda, benim hemen şey yanımda, benim medresi var, bu yanı götürerdi, ona lele diyerdik de. O lalıydı. O mesela ondan öğrenmiştim. Mesela o bela diye belelerde bela yani baba yani ata. Ondan sonra elbette ki çok şeyler öğrenmiştim. Ben birini misal ettim. Böyle yani bu baba. Niye bilmiyorum. Onu her zamandan öğrenmişti bilmiyorum. Ama ben o demek istedim ki oradaki o denemede biz orada ve başka yerlerden biz biliriz ki dil özü özüne oluşar doğular. Ve o uşaklar birbirine belli bir anlaşmaya girmişler ki mesela böyle diyen de yani baba. Böyle diyen de yani yemek. Böyle diyen de yani istemiyorum. Veya ne bileyim böyle diyen de yani böyle diyen de yani bir yerim ağrıyor. Ya yani bilmiyorum yani. Herhalde o bir dil lazımdır. Dile gramer lazımdır. Şey hangi kelimeden sonra ne diyeceksen yani hangi onların o düzeni önemlidir. Cümleler tümceler düzenleyeceksen ona dildir. Dil budur zaten. Ve tabii ki bir cümlede diyeyim, dil beli doğular, dilin beli atası dolar, anası dolar. Mesela İngilizcenin atası garmanik dillerdi de. Anası da mesela Latin, Yunan dillerdir. Mesela on atası olar, anası olar, doğular. Olabilir uşaklık dönsün, olabilir büyüsün, olabilir ki dünyanı olsun İngiliz dili kimin. Olabilir hastalansın Türk dili kimin. Azerbaycan'daki, Güney Azerbaycan'daki Türk dili hastadır. O virüs. Ruslar ne diyorlar o biraz önce dedik saratani selüller başlayayım o yemeye. Olabilir ki hastalansın ve ölsün. İndiyeceğim de minler diller ölmüşler. Bazıları hastalarını bölmüş. Bazıları o deli danışanları öldürmüşler yok olup. Bazıları mesela kuturup gitmiş. Hiç asarı kalmayıptı. Rusların en büyük insanlık medeniyetine Rusların, Rus milletinin böyle düzünü diyeyim, yani yüreğimden geleni diyeyim, beynimden geleni diyeyim. Rus milletinin insanlık medeniyeti en büyük hıyanetlerinden biri. Türk dillerini Orta Asya'da ve uzak doğuda, uzak doğu Asya'da, uzak doğu Asya'da ve Sibir'de yok etmektir. Mesela 1800'lerde eğer 300 bin insan belli bir dilde danışırdı, şimdi ondan kalıp 3, o da 70-80 yaşındadır. O da ölüp gidecek. Onu götürüp dokument edipler. O dilde ne kelimeler var filan. Koyuplar kitaphaneye Moskova'da. Öbür yerde gelirsen, mesela 300 kilometre o tarafta, mesela 2 milyon nefer danışırdı. Şimdi mesela 300 nefer danışır. Bunlar hamısının amarı var. İsteseniz hamısının amarı var. Ki yani Rus milletinin bu Türk topraklarını, Sibir'ini, Orta Asya'nın işgalinin ucubatından ve bu zararından ve insanlık medeniyetinden. Çünkü bir dili öldüren de bir
bir medeniyeti öldürürsün. Çünkü dil medeniyetin kabıdır. O çanaktır. Çünkü medeniyeti taşıyır size. O düşünceyi taşıyır. Rus milletinin de insanlık medeniyeti en büyük hayanetlerinden biri budur. Elbette ki İngiliz milletinin ve Frans ve İspanyol milletinin de en büyük hayanetlerinden biri budur ki Amerikalarda, Orta Amerika'da, Güney Amerika'da, Kuzey Amerika'da olan dilleri, dilden danışıklıkları hemen hemen yokluğa sürüklemiş. Ve çokları kitapkanalardadır. Ama düşünün ki min iller önce, 10 bin iller önce çoklu diller ölüp gidipler. Bazıları hasta olup gidipti, bazıları adamları hastalanıp gözler, yani danışanları hasta olup dilin özü yok. Herhalde bizim böyle bir yaklaşımımız var dil meselesine. Tamam, ben istedim ki bu dil meselesi, dil siyasi dil bunları danışacak ama vaktimiz kurtarsın. Burada işe gitmeli yok. Gelen hafta dil ve siyaset meselesini devam ederek görürük ne olur. Çok teşekkür ederim. Sizin hövsələrinizdir. Sağ olun, teşekkür ederim. Hem sizden hem tamam dostlarımızdan ki burada bizimle yol bir oldular. Bu danışıklara kulak astılar bizim söhbətlerimize. Hamısına hem teşekkür ederim hem de əcər programın içinde söhbətlerimizi kəsib onların məhəbbətlərinə, salamlarına cevap vermirik. Ədəbsiz görməsinler, belki bilsinler ki, ciddi bəhs qırılanda adam beyni bir de oraya qeytmaq çətin olur. Onun için bu işi görmürük. Sağ olun, sağ qalın, gelin həftəyə. Ya ayrı gün, ayrı gün vaxtımız olursa, hər zaman. Bəli, onda gələcək, xidmətinizdə olacaq, bəhsimizi davam verəcək. 6-cı bölüm burada qutardı. Sağ olun, sağ qalın, gecəz xeyirə qalsın.